Adım Bekçi. 34 yaşında. 2 çocuk babasıyım. Mersin'in ufak bir ilçesinde yaşıyor ve belediyenin temizlik işlerine bakıyorum. Kışları genelde kar küreme ve tozlama çalışmalarını ben yaparım. Yazın ise belediyenin her türlü ayak işini yaparım. Kısacası mesleğim temizlik görevlisi olsa da temizlik dışında her şeyi yapıyorum. Yıllarca sade bir hayat tarzı benimsemiş ve bu doğrultuda yaşamıştım. Ta ki kasabada saçma sapan işlere bulaşana kadar. Bir yaz günüydü. Belediye başkanı beni ofisine çağırmış ve kasabanın dağlık alana doğru giden Hisarcık mevkiinde birkaç ölü hayvanın yol ortasında yattığını söylemişti. Belediyenin bu gibi işler için aracı yoktu. Bu yüzden temizliğe yürüyerek gidecektim. Aslına bakılırsa gideceğim yol ortalama 20 dakika kadardı. Benim için çok da uzun bir yol sayılmazdı. Ancak görevim olmayan bir işe gönderildiğim için oraya gitmeyi pek istemiyordum. Fakat ekmek parası diyerek sesimi çıkarmadım ve temizlik odasına inip kendime gerekli ekipmanları aldım ve yola çıktım. Kasabanın çıkışına kadar geldiğimde Mehmet amcayı gördüm. Kendisine selam verdi ve yolun ilerisine gidip gitmediğini sordum. Mehmet amca az önce oradan geldiğini söyledi. Kendisine yaklaştım ve yolun yukarısında birkaç tane ölü hayvan var mı? Denk geldin mi dedim. Mehmet amca başını salladı ve evet yeğenim. Yukarıda 2 tane domuz yavrusu ölmüş. Kargalar leş yemek için yola inince arabanın biri herhalde kargalara çarpmış. Yolun ortası leş dolu dedi. Kendisine teşekkür ettim ve yoluma devam ettim. Yaklaşık 10 dakika kadar gittikten sonra sonunda o tuhaf manzarayla karşılaştım. Yolun ortasında 2 tane domuz yavrusu leş yatıyordu. Hemen etrafında ise 10 kadar karga ölü halde duruyordu. Hemen gittim ve önce karga leşlerini toplamaya başladım. Kargaları bir yandan toplarken bir yandan da nasıl öldüklerini inceliyordum. Bu kargaların neredeyse hepsinde ne bir ezilme ne de bir kanama izi vardı. Sanki hepsi eceliyle ölmüş gibi. Öylece yatıyorlardı. Karga leşlerini hızlıca çöp poşetlerine doldurup kenara koydum. Ardından sıra domuz yavrularına gelmişti. Domuz yavrularına şöyle bir göz attım ama hayvanların ikisinde de en ufak bir yara izi yoktu. Bu hayvanların ölümünün başka bir neden olduğu belliydi. O sırada aklıma ilk gelen yolun kenarından akan akarsuya zehir karışmış olabileceğiydi. Eğer öyleyse bu bütün kasabayı etkilerdi. Ancak dereden domuz yavrularının yukarı doğru çıkması da imkansızdı. Dereye çok dik bir yamaç çıkıyordu. Ama her ihtimale karşı yolun kenarına geçtim ve dereye doğru baktım. Suyun renginde değişiklik olup olmadığını görmek istemiştim. Etrafa göz gezdirirken şok oldum. Dere suyunun rengi aynıydı. Fakat etrafında 15 kadar domuz parçalanmış halde yatıyordu. Sanırım yolda giderken dereye inmek istediler ve hepsi birden aşağıya kadar yuvarlanıp öldüler. Çok garip bir şeydi. Allah'tan ölü bedenleri suya temas etmiyordu. Hemen başkanı aradım ve durumu anlattım. Başkan oraya merkezden bir ekip isteyeceğini ve benim sadece yolu temizlememi söyledi. Hemen çöp poşetlerine domuz yavrularını koydum ve tüm leşleri dereye doğru salladım. Nasıl olsa burayı temizlemeye birileri gelecek diye düşünüyordum. İşim bitmişti. Yol kenarına geçtim ve oturup bir sigara yaktım. Güzelce dinlendikten sonra geldiğim yoldan salına salına kasabaya doğru yürümeye başladım. O sırada kime ait olduğunu bilmediğim bir evin bahçesine gözüm ilişti. Evde kimse yaşamıyordu. Çünkü evin perdesi yoktu ve içeride eşyalar yoktu. Bir süre evin önünde durup bu evin kime ait olduğunu düşünmeye başladım. O sırada gözüme evin bahçesindeki incir ağacına asılı halde duran oyuncak bebek göründü. Acaba bu güzel bebeği ağaca neden asıp gitmişlerdi? 6 yaşındaki kızım Emine benden uzun zamandır oyuncak istiyordu. Ve ben ona bir türlü fırsat bulup oyuncak alamamıştım. Evde kimse oturmadığında bebeğin sahipsiz olduğunu düşündüğü ve tereddüt ederek bahçeye girdim. İncir ağacında boynundan asılı halde sallanan bebeği alıp bahçeden çıktım ve tekrar yola koyuldum. Oyuncak bebek tertemizdi. Kızım bunu gördüğümde sevinçten çılgına dönecekti. Heyecanla yürüyüşüme devam edip kasabanın girişine geldiğimde Mehmet amcayla tekrar karşılaştım. Beni elinde bebekle güle oynaya yürürken görünce gülerek "Hayırdır Behçet, kendine yeni arkadaş mı buldun?" dedi. Ben de ona gülerek "Yok be Mehmet amca, şu ileride boş evin bahçesinde buldum. Ağaçta asalı sallanıyordu. Alayım da benim kıza götüreyim dedim. Sevinir garibim diye yanıt verdim. Mehmet amcanın suratı düştü ve Necla'nın bahçeden mi aldın dedi. Ben de şaşkınlıkla orada birinin oturduğunu bilmiyordum dedim. Mehmet amca yanıma geldi ve bizim kasabanın falcı Necla'sı yok mu? Kadınlara falan kurşun dökerdi. Onun kızı geçen ay vefat etti. Kızı ölünce bir tuhaf oldu. Fazla zaman geçmeden eşyalarını alıp taşındı. Ama ağaçtaki bebek neyin nesi bilmem dedi. Bir süre ayaküstü muhabbet ettikten sonra hızlıca eve geçtim ve hediyeyi kızıma verdim. Kızım bebeği görünce sevinçten havalara uçtu. Oturup kızımın mutluluğunu uzun uzun izlemek isterdim ama bizimkiler benim şu anda leş topladığımı düşündükleri için bir an önce işime dönmem gerekiyordu. Hemen evden çıktım ve belediyeye geçtim. Aradan bir saat kadar sonra merkezden kalabalık bir ekip geldi. Onlarla beraber dere kenarına gittik. Hayvan ölülerini topladık ve diğerleri ise sudan numune aldılar. Tüm bunların olup bitmesi akşamı buldu ve o gün belediyeye uğramadan eve geçtim. Hava oldukça kararmıştı. Eve vardığımda saat akşamın 11 olmuştu. Çocuklar yemeklerini yemiş ve çoktan uyumuşlardı. Ben de eşimle beraber oturup baş başa yemek yedim. Ardından güzel bir duş aldım ve yatağa geçip hemen uykuya daldım. Gün o kadar yorucu geçmişti ki uykuya dalmam bir dakikamı bile almamıştı. Uykuya dalışımın ardından yaklaşık 2-3 saat geçmişti. Vücudumun ve beynimin dinlendiğini, uykumun en derin noktasında yan odadan gelen fısıltılarla beraber uyandım. İlk başta rüya olduğunu düşündüm. Ancak doğrulup etrafa bakındığımda bunun bir rüya olmadığını anladım. Yan odadan fısıltılar geliyordu. Gecenin bu saatinde kızımın fısır fısır kiminle ne konuştuğunu çok merak etmiş. Yavaşça yorganı üzerimden kaldırdım ve ayağa kalktım. Ardından ufak adımlarla odamdan çıkıp yan odaya gittim. Kızım odasında fısır fısır konuşuyordu. Kulağımı yavaşça kapısına dayadım ve ne anlattığını dinlemeye çalıştım. Ancak söylediği hiçbir şeyi anlamıyordum. Dayanamadım ve kapının kolunu yavaşça indirip ileri itekledim. Ardından sessizce ileri doğru yürüdüm. Kızımı görebiliyordum. Yeri arkası bana dönük bir şekilde oturmuş. Fısır fısır anlaşılmayan şeyler konuşuyordu. Bir elinde oyuncak bebek, diğer eli ise duvardaydı. Yavaşça yanına yaklaşıp omzundan tuttum ve "Kızım, ne konuşuyorsun sen?" dedi. Kızım bir anda konuşmayı kesti. Soruma cevap vermiyordu. Arkası dönük öylece oturuyordu. Bir süre cevap vermesini bekledikten sonra kızımın omzunu tutup hafifçe silktim ve "Kızım, iyi misin?" dedi. Kızım cevap vermiyordu. Tam iki elimle tutup kendime çevireceğim sırada kafasını 360 derece çevirdi ve "Zevvenna, erbecin" dedi. Bunu öyle tuhaf bir sesle söyledi ki kızımdan bu sesin çıktığına imkan veremedim. Çok korkmuştum. Kendimi panikle geriye doğru attım ve eşime "Hanife koş" diye bağırdım. Ardından hemen kızın odasından çıktım ve yatak odasına koştum. O sırada eşimle karşı karşıya geldim. "Hanife, ne oldu bey? Bu halinle kan terisinde kalmışsın" dedi. Heyecan ve korku içerisinde "Hanife, bizim kızın bir şey olmuş. Boynunu tam arkasına kadar çevirdi" dedim. Eşim ne olduğuna anlam verememişti. Uyku sersemi bir halde kızımızın odasına doğru yürümeye başladı. Odaya girdiğinde eşim de çığlık atarak çıktı ve odanın kapısını sertçe kapatarak yanıma geldi. Ardından bana baktı ve "Kızın gözlerine ne olmuş bey?" dedi. Hanım hemen ışıkları açtı ve vitrinin üzerinde duran dualar kitabını eline alıp okumaya başladı. Bizim kız duaları duydukça tuhaf sesler çıkararak bağırıyor ve çığlıklar atıyordu. Yaklaşık yarım saat kadar dayanabildi. Çünkü eşim dua okudukça kızımız hayvan gibi bağırıyordu. Biz de artık bu sese daha fazla dayanamadık ve duayı sonlandırdık. Eşim "Tanıdık bir hoca yok mu?" dedi. Bu işlerle uğraşan tanıdığım daha önce hiç olmamıştı ama insanlara hayrına okuyup üfleyen Hacı Bekir amcayı tanıyordum. Evleri de bize yakındı. Hemen dışarı çıktım ve Bekir amcanın evine gittim. Kapıyı çaldım. Bekir amca uykulu gözlerle bana baktı ve "Hayırdır evlat, bir şey mi oldu bu saatte?" dedi. Ben de kendisine başımıza gelen olayı ayıpüstü anlattım ve kızımıza okuyup üflemesini istedim. Bekir amca pek gelmek istemese de eline 200 lirası piştirince hemen paltosunu alıp evden çıktı. Hemen bize geçtik. Bekir amcayla beraber benim kızın odasına girdik. Kızımın yüzü ve gözü çok değişmişti. Korkunç durumdaydı. Göz bebekleri neredeyse tamamına yakını simsiyah olmuştu. Bizi görünce hırlamaya başladı. Korkudan titriyordu. Bekir uzadı panikledi. Tut şunun ellerinden dedi. Hemen kızımın ellerinden ve ayaklarından bastırarak geriye yatırdık. Kızım bas bas bağırıyordu. Bekir Hoca eline kitabı aldı ve okumaya başladı. Kızım az önceki bağırışından daha da şiddetli bağırmaya başladı. Bekir amca duaları okudu. Defalarca kızın bedenini bırak diye bağırdı. Defalarca yüzüne su döktü. Defalarca ayaklarına vurdu ve sonunda kızım dayanamayıp bayıldı. Kızımı baygın halde görünce ne oldu şimdi dedim. Bekir amca gülümsedi ve o iş tamam. Sabaha kadar dinlensin. Sen de beni eve bırak dedi. Ardından beraber evden çıktık ve hocayı evine bıraktım. Eve dönerken başımda bir ağrı hissettim. Şiddetli bir ağrı vardı. Kenara geçtim ve bir sigara yakıp kendime gelmeye çalıştım. Ancak sigara içtikçe baş dönmem daha da artıyor ve ayakta duracak halim kalmıyordu. Bir süre sonra bayılacak gibi oldum. Afalladım ve istemsizce birkaç adım attım. Daha sonra olduğum yerde ayakta durmaya çalıştım ama tekrar birkaç adım daha attım. Resmen beynim durmuş ve ayaklarım kendi kendine gidiyordu. Bir süre sonra resmen bir rüyanın içine girmiş gibi oldum. Ayaklarım yavaş yavaş beni yürütüyordu. Tamamen kendi isteğim dışında oluyordu bu olay. Durmak istiyordum ancak duramıyordum. Bir süre sonra adımlarım çok daha hızlandı. Yapabildiğim tek şey görmekti. Ne varsa puslu bir şekilde görüyordum. Evimin dahi önünden geçip gitmişti. Bir süre sonra kasabanın dağ yoluna giden çıkışına kadar geldim. Orada yere düştüm ve olduğum yerde bayılıp kaldım. Aradan çok zaman geçmemişti ki uyandığımda kendimi o bez bebeği aldığım ağacın altında yatarken buldum. Şaşkınlıktan deliye dönmek üzereydim. Bana ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Burada ne işim var diye sayıklıyordu. Söylenmeyi bıraktım ve hemen ayağa kalktım. Tam bahçeden çıkacağım sırada gözüm evin penceresine ilişti. İçeride korkunç bir kız silüeti bana bakıyordu. Teni simsiyahtı. Gözleri ve dudakları kıpkırmızı. Derilerinin tamamı kırış kırıştı ve damarları neredeyse dışarı çıkmış durumdaydı. Üzerini ise siyah bir çarşaf kapatıyordu. Korkudan bağırarak arkama baka baka kasabaya doğru koştum. Kasabaya girdikten sonra bizim sokağa kadar koştum. Sokağın başına gelip arkama baktığımda o korkunç kızı 300 metre kadar arkamda hareketsiz halde dikilirken gördüm. Hızla koşarak eve girdim ve kapıyı kapattım. Eşim bizim kızın yanına yatmıştı. Yavaşça dürterek uyandırdım ve bizim kız ne halde dedim. Eşim uyandığında bir şey yoktu. Tekrar uyudu. Ama bu evde durmaktan korkuyor. Yarın çocukları da alıp anneannelerine gideyim. Bir süre orada kalalım dedi. Ben de başımı sallayarak onayladım. Daha sonra yatağa yatmak için odama yürüdüğüm sırada pencereden dışarıya bakma isteği geldi içimden. Acaba o korkunç şey dışarıda mı diye düşünüyordum. Salona geçtim ve perdeyi yavaşça araladım. Etrafa baktığımda onu gördüm. İlerideki ağacın altındaki karanlık yerde dikilmiş. Öylece bana bakıyordu. Çocukların bu evden gitmesi şarttı. Sabah erken saatlerde bizimkileri alıp otobüse bindirdim ve Kütahya'ya, ailemin yanına gönderdim. Ardından iş yerine geçtim ve yıllık iznimi talep ettim. 14 gün boyunca izinliydik. Şimdi bu işi çözmem gerekiyordu ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. İlk olarak aklıma bebeği eski yerine koymak geldi. Hemen eve gittim ve bebeği alıp o boş evin bahçesindeki ağaca astım. Ardından kahvehanedeki Bekir amcayla buluştum ve onu bıraktıktan sonra başımdan geçenleri anlattım. Adam benim anlattıklarımı duyunca şok oldu. Bir süre sessiz sessiz düşündü ve seni bir yere yönlendireceği Kamil diye biri var. O evdeki kadının komşusuydu. Bizim ilçede o kadınla konuşup anlaşabilen tek kişiydi. Ona git. Bu olayı anlat. Bakalım sana ne diyecek dedi. Hemen adresi aldım ve çıktım yola. Adam daha önce kasabanın dağ yolu tarafında oturuyormuş ama şimdi tam tersi istikamete taşınmış. Eve gittiğimde bahçede onu gördüm. Yanına gezip selam verdim ve Kamil abi siz misiniz dedim. Adam bana şöyle bir baktı ve evet buyur dedi. Bekir abiye başımdan geçenleri anlat. Çok çaresiz olduğumu ve ne yapmam gerektiğini sordum. Adam eliyle çardağa işaret ederek geç otur konuşalım dedi. Oturduk ve adam anlatmaya başladı. Ben o kadının yanındaki evde yaşıyordum. Kadın falcılık, büyücülük işleriyle uğraşırdı ve işin dışında kimseyle konuşmazdı. Evinden çıktığı bile görünmemişti. Kadının alışverişini yapan taksici bile kadınla muhabbet edememiş. Ama gel zaman git zaman kadının birkaç işini yapınca konuşma ve arkadaş olma fırsatını yakaladım. Kadın özünde iyi niyetli biriydi ama bu işlere çok kafa yorduğundan tuhaf bir kişiliğe büründü. Bir süre sonra da büyücülük işlerini bırakıp tamamen evine kapandı. Ara sıra odun işi ve evin ufak tefek tadilat işleri için beni evine çağırıyordu. Ben de insanlık namına gidip yardım ediyordum. Ancak bir zaman sonra kadın kendiliğinden hamile kaldı. Ne bir kocası ne de evine giren bir erkek vardı. Bir tek ben gidiyordum. O da ayda yılda bir. Kadın hamile kalınca tabii tüm mahallede dedikodu çalkalandı. Herkes benim onu hamile bıraktığımı iddia etti. Kadın benimle bir ilişkisi olmadığını anlatsa da inandıramadı. Daha sonra bu iftiralar yüzünden karım beni boşadı ve çocukları alıp gitti. Ben de mahallenin baskısına dayanamadım ve evimi satıp kasabanın bu ucuna yerleştim. Sonradan öğrendiğime göre kadın bir kız çocuğu doğurmuş ve kız ölmüş. Kızı ölünce ağaca onun adına bir oyuncak bebek bağlamış ve buralardan çıkıp gitmiş. O oyuncak bebekte size bunları yaşatacak bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ancak gidip kadınla görüşürsen belki sana yardım eder dedi. Bekir abi kadının adresini biliyordu. Yakın bir ilçeye taşınmış. İstersem arabayla götürebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bekir abinin bahçede işi vardı. Bu yüzden akşam üzerine doğru gitmeye karar verdik. Saati kararlaştırdıktan sonra biraz dinlenmek için eve geçtim. Yatak odasına girdim ve perdeleri kapattım. Yatağa uzanıp tüm yorgunluğumu atmak için gözlerimi kapattım ve uykuya daldım. Aradan bir süre geçtikten sonra yüzüm gözüm ıslak bir şekilde uyandım. Suratıma aralıklarla su damlıyordu. Uyanıp gözlerimi açtığımda şok oldum. Gözümün önünde o korkunç kız duruyordu ve bana sinirli sinirli bakıyordu. Dişleri tıpkı bir balığın dişi gibiydi. Sık ve inceydi. O anda ona kalmıştım. Ne kımıldayabiliyor ne de hareket edebiliyordum. Korkudan kas katı kesilmişti. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra korkunç kız bir anda ortalıktan kayboldu. Onun kayboluşuyla beraber bedenimdeki kasılmalar yavaş yavaş çözüldü ve kendime geldim. Kanter içinde kalmıştım. Hemen kalktım ve besmele çekip mutfağa gittim. Bir bardak su içtim ve soluklandım. Ardından banyoya geçtim ve elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra yüzümü kurulamak için kafamı kaldırdığımda aynada kendi yansımamın olmadığını fark ettim. Doğru mu görüyorum acaba diyerek gözlerimi defalarca ovuşturup aynaya baktım. Ama yansımamı bulamadım. Daha sonra koşarak yatak odasındaki boy aynasına baktığımda orada da yansımamın olmadığını gördüm. Ancak o sırada bir şey dikkatimi çekti. Sanki aynanın arkasında birisi beni izliyor gibiydi. Çok korkuyordum. Kafayı yemek üzereydim. Telefonu elime aldım ve mutfağa geçtim. Bir sigara yaktım ve bizimkileri aradım. Şükürler olsun kızımda hiçbir sorun kalmamış. Ancak şimdi ben sıkıntının büyüğünü çekiyordum. Saatler geçmek bilmiyordu. Vakit öldürmek için oturma odasına geçip televizyon karşısına geçtim ve ayaklarımı uzatıp kanallarda gezinmeye başladım. Televizyona daldığım sırada omzuma bir elin dokunduğunu fark ettim. Panikle arkamı döndüğümde kızımı gördüm. Yüzü, gözü, elleri, her yeri bembeyazdı. Bana boş boş bakıp bir anda içeri koştu. Sonra kalmıştım. Bu benim kızım olamazdı. Kızım Kütahya'da. Babaannesinin evindeydi. Hemen yatak odasına gittim ve üzerimi değiştirmeye başladım. O sırada içeriden kızımın baba diye seslendiğini duydum. Hiç cevap vermeden üzerimi giydim ve dış kapıya yöneldim. Hava neredeyse kararmak üzereydi. Tam ayakkabılarımı giymiş, kapıyı kapatacağım sırada odadan o korkunç kızın bana doğru koştuğunu fark ettim. Hızla kapıyı çektim ve çığlıklar atarak Bekir abinin evine doğru koşmaya başladım. İnsanlar beni o halde görünce kafayı yediğimi falan düşünmüşlerdi. Bekir abinin evine gelir gelmez yanına yaklaşıp "Abi lütfen gidelim. Dayanacak gücüm kalmadı" dedim. Bekir abi elini omzuma koydu ve "Tamam evlat, benim işim bitti. Hadi çıkalım" dedi. Ardından arabaya atladık ve kadının yerleştiği ilçeye gittik. Kadının evinin önüne arabayı çektik ve kadının kapısını çaldık. Bir süre sonra kadın kapıyı açtı ve Bekir abiyi karşısında görünce yüzünde güller açtı. Gülümseyerek "Hayırdır Bekir Bey? Hangi rüzgar attı sizi buralara?" dedi. Bekir abi selam verdi ve "Bacım, bir sorunumuz var. Bize yardım edebilecek bir sen varsın" dedi. Kadın bizi içeri buyur etti ve ardından koltuğa oturttu. karşımıza geçti ve dinliyorum dedi. Ben başından geçen olayları kadına bir bir anlattım. Kadın beni sakince dinledikten sonra derin bir nefes aldı ve "Bak kardeşim, benim dünyaya bir kızım geldi. Bu çocuk benim isteğim dışında oldu. Bana bebeği olmayan kadınların hamile kalmasına yardım eden bir yardımcım vardı. Ona cinler aleminde halk arası veya halk arası derler. Bu cine o kadar çok iş yaptırdım ki sonunda bedel olarak benden bir çocuk dünyaya gelmesini sağladı. Halk arası cinleri normalde hamile kalamayan kadınlara yardımcı olmaz. Aksine anne karnındaki bebeğe musallat olurlar. Bizimki vücudumda taşıdığım kendi bebeğine musallat oldu. Karnımdayken öldüremedi ama doğunca öldürdü. Benden intikam almak için cini bahçede yaktım. Ardından da onu temsil eden bir bez bebek yaptım ve onu boynundan ağaca astım. Bu işlem diğer cinlere gözdağı vermek için yapılır. Ancak ben bunu yaptıktan sonra emrimdeki cinler beni bırakıp gittiler. Ben de içimden olduğum için evimi terk edip buralara geldim. Senin başına gelen şeye gelecek olursa tahminlerime göre bebeği alıp kızına götürünce evinizdeki veya çevrenizdeki halk arası cini onu kızınızın yaptığını düşünüp hızlıca ona musallat olmuş, amaçların öldürmek olduğu belli. Ancak bir halk arası 2-3 yaşındaki çocuğu öldürmeye gücü yetmez. Kendince intikam almak istemiş. Sizin çağırdığınız hoca ise bilip bilmeden okuduğu dualarla cini def etmek yerine en yakındaki kişinin bedenine saklanmasını sağlamış. Daha kapıdan girdiğin andan itibaren gözlerinde görüyordum. Bedeninde bir cin yaşıyor dedi. Kadına peki şimdi ne yapacağım diye sordum. Kadın bir süre düşündü ve bu cini yakmak sana çözüm getirmez. Başka cinlerin sana musallat olmasına sebep olur. Cini bedeninden söküp atsak bu sefer senin kanından olan birinin bedenine girmek isteyecek. Bu yüzden ömrün boyunca bir al karısıyla yaşamak senin için daha iyi olacak. Sana koruyucu bir muska yapacağım. Sen ölene kadar bunu asla boynundan çıkarma. Bu muska içindeki cinin elini ayağını bağlayacak ve varlığıyla yokluğunu bir edecek. Sen de rahat rahat hayatına bakacaksın. Eğer ki muskayı çıkarırsan al karısının elleri ve ayakları çözülecek. Seni o muskadan uzaklaştırmak için elinden geleni yapacak dedi. Ardından bana bir muska hazırladı ve gönderdi. O günden sonra korkunç olaylar son buldu. Tek yaşadığım sıkıntı, neredeyse her gece o korkunç kızı rüyamda ellerinden ve ayaklarından zincirlenmiş halde görmek oldu. Bana ne dediğini bilmiyorum ama haykırıyordu. Sanki gün gelecek ve senden intikamımı alacağım dercesine. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. Bugün her zamankinden farklı bir video ile karşınızdayım. Umarım bu video serisini de seversiniz. Deniz, kum, güneş. Bu üçlüyü herkes sever sanırım. Tabi deniz fobisi ya da su fobisi olan insanlar dışında. Yazın vazgeçilmezi olan deniz, kuşkusuz ki stres atmak ve o sıcak havalarda ferahlamak için en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Okyanusların uçsuz bucaksız olması, her insanın hayatında kendisine zaman zaman şu soruyu sormasına neden olmuştur sanırım. Okyanusun ortasında kalsam ne yapardım? Nasıl kurtulurdum? Nasıl hayatta kalırdım? Böyle bir durumda kalmanın ihtimali bile insanın içini ürpertmeye yetiyor. Bazen insanlar uç noktalarını görmek ister. Neye ne kadar dayanabileceğini bilmek isterler. Birçok insanın hayal bile edemeyeceği olaylar yaşanıyor dünyada. Bu video serisinde sizlere dünyada yaşanmış kazalardan, imkansız görünen olaylardan ve bizim başımıza gelse ne yapardık diye sizleri düşündürecek olayları ele alacağım. Sizler de anlatacağım bu olaya benzer Türkiye'de ya da dünyada yaşanmış bu tarz olayları bana bildirebilirsiniz. Güzel içerikler çıkacağına eminim. Şimdi sizlere neden okyanustan, denizden bahsettiğime gelecek olursak, anlatacağım bu hikaye her insanın başına gelebilecek bir kaza. Bir çift olan Susan ve Daniel, stresli iş yaşamlarından kısa bir sürede olsa uzak kalabilmek için tüm planlarını değiştirip tatile çıkarlar. Bu hikaye aynı zamanda film haline getirilmiştir. Anlatımımı filme uyarlayarak yapacağım. Daha filmin başında çiftin hayatının iyi gitmeliğini Susan'ın susmak bilmeyen cep telefonundan net olarak anlayabiliyorsunuz. Yine de bu bunaltıcı iş ortamından kaçıp tatile gitmeyi başarabiliyorlar. Tabii ki tatilde başlarına gelecek olan olaylardan habersizler. Tatilleri pek de istedikleri gibi başlamıyor. Kaldıkları otelde odalarındaki klima bozuluyor. Odayı sinek basıyor. Bunun gibi talihsizlikler yaşayan çift yine de tatillerini güzel bir şekilde geçirmek için ellerinden geleni yaparak mutlu olmaya çalışıyorlar. Tatilin vazgeçilmezi olan denizi de ihmal etmiyorlar tabii. İkisi de dalış sertifikasına sahip olduklarından bir günlerini de dalış yaparak geçirmeye karar veriyorlar. Bu kararlarının onlara yaşatacağı olayı tahmin bile edemezlerdi. Aldıkları bu kararla hikaye başlıyor. 20 kişilik bir turist teknesiyle dalış yapmak için gerekli işlemleri halledip tekneyle birlikte yola çıkıyorlar. Tekne, popüler bir dalış bölgesi olan Magic Kingdom'a doğru yol alıyor. Dalış yapacakları bölgeye varınca, dalış yapacaklar ikili gruplar oluşturup suya giriyorlar. Dalış sırasında ya da su altında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Her şey olması gerektiği gibi devam ediyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Dalış yapmak için turistleri o bölgeye getiren teknenin rehberi sayım yaparken yanlış bir sayım yapıyor. Yapılan yanlış sayımın ardından Susan ve Daniel'i suda bırakarak karaya dönüyorlar. Su yüzeyine çıkan Susan ve Daniel önce yanlış bir yere çıktıklarını düşünseler de daha sonra teknenin onları orada okyanusun ortasında bırakıp gittiğini fark ediyorlar. Dalış bölgesi çok popüler olduğundan etraflarında birçok tekne olmasına rağmen Daniel sabit durmaları gerektiğini, eğer diğer teknelere ulaşmak için yerlerini değiştirirlerse kendi teknelerinin onları aramaya geldiğinde onları bulamayacağını söylüyor ve doğal olarak oldukları yerde kendi teknelerini beklemeye başlıyorlar. Saatler geçtikçe diğer teknelerde bir bir gidiyor ve korku dolu saatler başlıyor. Sadece köpek balıklarıyla değil, ne olduğunu bile bilmedikleri birçok deniz canlısıyla açık denizin ortasında mahsur kalıyorlar. Bu anı bir hayal edin. Ne hissederdiniz? İlk olarak Susan az da olsa panik belirtileri gösteriyor. Fakat kocasının yanında olması ona kendini güvende hissettiriyor ve daha sonra sakinleşiyor. Saat ilerledikçe etraflarında bir hareketlilik hissediyorlar. Köpek balıkları onların hemen yanından geçiyor. Fakat onlar çaresizce hareket etmeden oldukları yerde bekliyorlar. Bu arada köpek balıkları neden saldırmıyor diye sorarsanız aslında doğal olan bu. Bildiğiniz bütün filmleri unutun. Köpek balıkları aç olmadıkları sürece avlanmaz ve genel olarak insanlar, özellikle de dalgıçlar, onların temel besin gıdası değildir. Köpek balıkları genellikle sörfçülere saldırır. Bunun sebebi de alttan bakıldığında sörf tahtasıyla birlikte foklara benzemeleridir. Neyse, tüm bu sebeplerden dolayı Susan ve Daniel balıklar tarafından çok fazla rahatsız edilmiyor. Bu söylediklerimi bilseniz bile köpek balığıyla dolu bir denizde kendinizi ne kadar rahat hissedebilirsiniz ki? Saat ilerledikçe köpek balıkları su yüzeyinde hareketsiz duran bu iki nesnenin ne olduğunu merak ederek zaman zaman diplerine kadar yaklaşıyor. Bu yakınlaşmalar sırasında Daniel'ı ayağından yaralıyorlar. Bunun üzerine Daniel kan kaybetmeye başlıyor. Çift çaresizce köpek balıklarıyla dolu bir suda adeta ölümü bekliyorlar. Daniel kan kaybederken Susan yarasına basınç uygulamaya çalışıyor. Fakat başarılı olamıyor. Zaman geçtikçe Daniel şuurunu kaybediyor. Son olarak Daniel ölüyor. Köpek balıkları kanın da etkisiyle Daniel'ın cesedini Susan'ın yanından alıyorlar. Susan da beklemeye başlıyor. Susan tek başına kalıyor. Bu sırada dalış yaptıkları teknenin çalışanları teknede iki tüpün eksik olduğunu ve teknede Susan ve Daniel'a ait eşyaları fark ediyorlar. Hemen sahil güvenlik ekibine ve gerekli birimlere durumu bildirerek arama başlıyor. Helikopter ve teknelerle arama ekipleri yola çıkıyor. Susan artık umudunu kaybediyor. Susan da Daniel gibi kendisini köpek balıklarına teslim ediyor. Hüzünlü bir son bulan bu hikaye filmin yönetmeni tarafından gerçek olduğu söyleniyor. Susan ve Daniel'ın yaşadıkları, dalışlarını kaydetmek için kullandıkları kamera görüntülerine yazıyor. Kurtarma ekibi bu görüntüleri izlerken dehşete kapılıyor. Yönetmene göre filmin hikayesi tamamıyla gerçek. Gerçek mi değil mi bunu bilmiyorum. Fakat böyle bir hikayenin yaşanması olası bir durum. Birçok dalgıç dalış teknesi tarafından unutuluyor. Tabi bu unutmalar ölümle sonuçlanmıyor. Bu çiftin başına gelen bu korkunç olayın olabilme ihtimali bile insanı korkutmaya yetiyor. Bu filmi izlemek isteyenler için filmin adını söylüyorum. Açık Deniz. Filmin çekimleri bazı kişileri sıkabilir fakat filmde anlatılan olayın gerçek olduğunu söylenmesi insanı farklı bir psikolojiye sokuyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Oğlum David'e hamileyken eşimi bir alışveriş merkezinin yenilenen elektrik kablolarının üzerine düşmesi sonucu kapıldığı yüksek gerilim nedeniyle kaybettik. David 6 yaşına gelince artık hayatımız belli bir düzene girmişti. Zor zamanlar geride kalmıştı ve bir erkek arkadaşım da olmuştu. David'in en sevdiği oyunlardan birisi telefona sesimizi kaydedip dinlemekti. Yine bir gece kayıt yapıp sesleri dinlemeye koyulduk. Komik sesler çıkarıp sayılar sayıyorduk derken kayıtlardan birinde beni çok korkutan bir ayrıntı kulağıma ilişti. Defalarca dinlediğim kayıtta 1, 2, 3, C diyordum. Ama ters bir şeyler vardı. Kayıtta 3 dedikten sonra bir erkek sesi 4 diyordu. O gece evde kimse yoktu ya da çevreden bu kadar net gelen bir ses olamazdı. Televizyon da açık değildi. Çok korkup oyunu yarıda kestim. David'in uyku vakti de gelmişti. O uyuduktan sonra kaydı bir kez daha dinledim. O denli korkmuştum ki kaydı hemen silip gece boyu David'in odasında nöbet tuttum. Biri evde olabilirdi. Aradan bir hafta falan geçmişti. David o gün kreşe gitmemişti. Kreşe gitmediği günler biriken enerjisini kontrol etmek çok zor oluyordu. Klasik milenyum aileleri gibi Android'e teslim ettim olduğumu. Telefonu eline verip ev işleriyle uğraşmaya başladım. David telefonu benden daha iyi kullanıyordu. Oyun indirip oynuyor, videolar çekiyor, hatta yazı yazmayı bilmemesine rağmen YouTube'dan sesli arama yaparak çizgi film bile izliyordu. Şu teknoloji çağı çocukları insanı gerçekten şaşırtıyor. Yarım saat sonra onu kontrol etmeye gittim, odaya girdim. Çok sessiz bir şekilde telefona baktığını gördüm. "Neler yapıyorsun bakalım?" bana baktı. "Anne, babam burada." Sözleri ağzından çıktı. Zor bir şeydir babasız büyümek ve oğlunun bu sözü beni pek tedirgin etmemişti. Çünkü kreşte çocukların babalarını görünce kıskanıyor. Baba profili çizecek herkesi bana eş olarak ayarlamaya çalışıyordu. Kim bilir internette gördüğü hangi mankeni bana eş olarak beğenmiş diye geçirdim içimden. Sonra yutkunarak devam etti. "Çok acı çekiyor. Her yeri yanmış anne." Oğluma babasının ölüm şeklini söylememiştim. İlerleyen yaşlarda anlayabileceği düzeye geldiğinde anlatmayı düşünüyordum. Kocamla yaşadığım dönemdeki hayatımı tamamen değiştirdiğim için oğluma bunu söyleyecek kimse etrafımızda yoktu. Kim böyle bir şey yapardı ki? İnternetten bir şekilde gazete haberine mi ulaştı diye düşündüm ama okuması yazması yoktu. Şaşkın ona baktım ve saniyeler içinde telefonumu elinden kaptım. Ses kayıt aplikasyonu açıktı. Onlarca ses kaydı vardı. İçim ürperdi. Geçen haftaki olay ve şu an oğlumun söyledikleri beni çok korkuttu. Hayaletlere inanmazdım. Koyu Katolik bir anne ve Amerikan Yahudisi bir babanın kızı olmak birçok dini ve efsaneyi belli bir zaman özümsemek demektir. Ama lise dönemimde tüm ruhani düşüncelerden sıyrılmıştım. Telefondaki en son ses kaydını açtım. Oğlum oturduğu yerden bana bakıyordu. Kayıt çalmaya başladı. "Baba, kreşe benimle gelir misin?" diyordu oğlum. Sonra kısa bir sessizlik, hışırtılı bir ses. "O giriyor." Bu ses oğluma ait değildi. Olgun bir erkek sesiydi. Aniden sanki vücuduma bir şey saplanmış gibi irkildim. Sesi duyunca ve gayri ihtiyari telefonu elimden atıp çığlığı bastım. "Kim o?" dedim oğluma. Öfkeyle dolapları, kapı arkalarını ve yatak altlarını aramaya koyuldum. Nedense kimseyi bulamayacağımı biliyordum. Kimse yoktu. Telefonu yerden kaptım. Oğlum benim hallerim yüzünden çok korkmuş, kısılıp kalmıştı. Ses kayıtlarını dinleyip mantıklı bir şeyler bulamazsam kafayı yemekten korkuyordum. Telefonun kapanan tuş kilidini açar açmaz bataryası güm diyerek patladı. Elimin biraz da olsa yandığını hissettim. Telefon kullanılamaz hale gelmişti. Yaşadığım olayı bir tek erkek arkadaşıma anlatabildim. Pek inanmadığı gibi ama inanmış gibi yapmak için elinden geleni yaptığını anlamıştım. Olayı pek açmamaya çalıştık. Evde tek kalmaktan korktuğum için erkek arkadaşım bizimle kalmaya başladı. Oğlum bir babası olmasını çok istiyordu. Ama nedense David erkek arkadaşıma hiç ısınmamıştı. Bir akşam yemekteyken dönüp ona "Babam senin o ince boynunu sıcak elleriyle deşecek" dedi. Bir an neye uğradığımızı şaşırdık. Erkek arkadaşım ne yaptıysa ona ısınmadı. Bir hafta geçmişti. Evde bir değişiklik var gibiydi. Işıklar yanıp sönüyor, telefon ve televizyon sürekli parazitleniyordu. Bir şeyin evde olduğunu hissediyordum. Ama bu kocan olamazdı. Onun ruhu bizi üzmek istemezdi. Hayattayken dünyalar tatlısı bir doğa bilimcisiydi. Tüm sosyal projeleri kaçırmadan takip eder ve katılırdı. Gelip bizi huzursuz etmezdi. Saat sabahın 5'inde erkek arkadaşım bağırarak yataktan kendini yere attı. Acıyla yerde kıvranıyordu. Sırtına bıçak saplanmış gibi eliyle sırtını tutuyordu. Hemen kalkıp tişörtünü sıyırdım. Sırtının tam ortasında yanıklar vardı. Kaz ayağına benzer parmak izleri vardı ve izler 4 adetti. Tişörtünde hiç iz yoktu. Her neyse tişörtün altından yapmıştı bunu. Erkek arkadaşım o gün beni terk etti. Bir daha asla görmedim onu. Evde halılar üzerinde aynı izi buldum. Kocam olamazdı. Bunları yapan bir insan ya da onun ruhu değildi. Hayatımız alt üst olmuştu. Neden tüm kötülüklerin beni takip ettiğini bilmiyordum. Profesyonel destek almaya karar verdim. Boston'da bulunan paranormal işlerle uğraşan bir ekibi eve davet ettim. Her yere kamera, ısı dedektörü, ses ölçüm cihazları gibi aletler koydular. Çok heyecanlı bir ekipti. Kendilerini bu işe adamış ve gerçek bulgular bulmaya can atan birkaç gençti. Tabii bu da başarısız oldu. Daha ilk gün tüm aletler aynı anda kısa devre yaptı. Bağımsız kamera ve cihazlar bile senkronize bir şekilde patladı. En son hatırladığım aletleri bile toplamadan evden kaçmaları oldu. Kiliseye başvurdum. Olaylar hala artarak devam ediyordu. Oğlum hiç konuşmuyor ve az yemek yiyordu. Oğlum David, "Anne, babamın boynuzları var" diyordu. Kilise papaz Filip'i eve yönlendirdi. 60'lı yaşlarda olan papaz evi kutsayıp İncil'den ayetler okudu. "Ev artık temiz yavrucuğum" dedi ve kapı kolunu tutması ile eli yandı. O kadar kötü yanmıştı ki diğer elindeki İncil bile ateş aldı. Papazı ambulans ile evden çıkardık. Gidecek hiçbir yerimiz yoktu. Birikmiş tüm paramı bu eve yatırmıştım. Çaresizdim. Dedikodular çoğalıyordu. Kilise 2 papaz daha yolladı. Birinin ayağı kayıp düştü. Diğeri ise şeker krizi geçirdi. İkisinin de vücudunda saçma bir şekilde yanıklar oluşmuştu. O kadar çaresiz ve bitmiş bir haldeydim ki kimse yardım edemiyordu. Derken bir gün kapımı genç bir adam çaldı. Filistinli, yarı Yahudi, yarı Arap olan Bünyamin çok farklı bir adamdı. Olayları duyup gelmişti. Evi sürekli rüyasında gördüğünü söyledi. Çaresiz olduğum için yardım teklifini kabul etti. Doğuştan psikik güçleri olduğunu söyleyen bu genç eve girer girmez etrafa bakındı. Çatı katında dedi. Çatı katını çok kullanmazdım. Yukarı çıkıp bakmamız gerektiğini anlamıştım. Çatının en dibinde antik, siyah bir kutu dikkatini çekti. Meraklı bir şekilde kutuyu açmaya koyulduk. İçinde sarma kasetler vardı. Kasetleri oynatacak bir kaset çalar bulmak hiç kolay olmayacaktı. Bir şekilde kaset çaları bulduk. Endişeli bir halde kasetleri dinlemeye koyulduk. 2 kız çocuğu seslerini kaydetmişti. Bazen şarkı söylemiş, Bazen de muhabir gibi birbirlerine sorular sormuşlardı. Kayıtlar ara ara çığlıklarla kesiliyordu. Kasetçalardan gelen çığlıkları dinlerken koridordan pat pat diye sesler gelmeye başladı. Oğlumu hemen arkama alıp kapıya doğru baktım. Sesler arttı. Bünyamin de korkuyla bakıyordu. Durmadan Arapça ve İbranice dualar okuyordu. Bir anda gözleri doldu. Çok korkmuştu. Sanki kapıdan dev gibi bir yaratık girmiş gibi bakıyordu. Ben onun baktığı yönde bir şey göremedim ama hemen zeminde çıkan duman ayak izlerinden geliyordu. Ayak izleri yerde oluşmaya başladı. Kocaman 4 parmaklı 2 ayak izi. "David, anne, babam geldi," dedi. Bünyamin bana döndü. Çok çaresiz ve ağlamaklıydı. "Onu istiyor," dedi, oğlumu göstererek. Çok korkmuştum. Bünyamin bana, "Kocanı o aldı, seni de alacak," dedi ve bir anda yerden birkaç metre yükselip havada savrularak duvara çarptı. Bunu göremediğim o varlık yapmıştı. Daha sonra üçümüz de bayıldık. Uyandığımda Bünyamin ağır şekilde yaralanmıştı. Oğlum ise baygın şekilde yatıyordu. Bu olaydan sonra Bünyamin yaşama tutunmayı başardı ama aklı artık onu yönlendirmiyordu. Ben ise oğlumla eyalet eyalet dolaşıyorum. Peşimizi bırakmıyor ve çok zaman geçmeden bizi buluyor. Lütfen birileri bize yardım etsin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Belki de yazdığım son satırlar, hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Bir gün önce sabah saat 6'da işe gitmek için kalktım. Üstümde inanılmaz bir ağırlık vardı. Sanki o gün bir şey yatağımdan çıkmamam için beni zorluyordu. Yataktan çıkamıyordu. Bir mağazada çalışıyorum. Mağaza 10'da açılıyor. Ama bizim stok sayımımız vardı. O yüzden biraz erken gitmem gerekiyordu. Evde kimse yoktu o gün. Ailem tatile gitmişti. Ben işimden dolayı gidemedim. Gerçi yine beni götürmezlerdi. Pek sevmezlerdi beni. Zor bela yataktan kalktım. Ağır adımlarla banyoya yürüdüm. Kapısı kapalıydı. Ben açık diye hatırlıyordum. Uyku sersemiydim. Pek umursamadım. Tam karşımda yüz aynası vardı. Ayna durup dururken tuhaf bir şekilde buharlanmaya başladı. Hatta tüm banyonun buharlı olduğunu fark ettim. Banyo etmemiştim. Evde kimse yoktu. Banyo eden de olmamıştı. Neden bu banyo böyle buharlıydı anlamadım. Bunları düşünürken sanki bir elin bana dokunduğunu hissettim. Hızla arkamı döndüm. Arkamı döndüğümde sanki kapıdan bir şey çıkar gibi oldu. Evin her yerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Geri banyoya döndüm. Muslukları ve havalandırmaları kontrol ettim. Musluklar kuru, havalandırmalar kapalıydı. Sonra havluyu elime alıp buharlanmış aynayı silmeye başladım. Ben buharı sildikçe yeniden buhar oluşuyordu. En sonunda aynada değişik bir şekil belirdi. Tam belli değil ama 2 boynuzu olan korkunç bir şekil vardı. O anda çok korktum. Bağırmaya başlayıp hemen banyodan dışarı çıktım. Ev müstakildi. Hemen bahçeye attım kendimi. Hava güzeldi ama sanki bir kasvet vardı havada. Ya da bana öyle geliyordu. Bir sigara içtikten sonra eve girmeye karar verdim. Geç kalacaktım yoksa. Pek böyle şeylere inanmam. Gördüğüm cin olabilir mi diye düşündüm. Sonra hayal gördüm herhalde dedim kendi kendime. Ya da böyle inanmak istedim. Uyuşturucu bağımlısıydım. Hayat buna itmişti beni. Sık sık hayal görüyordum. Ama ilk defa böyle bir şey görmüştüm. Eve girdim. 2 cevapsız arama vardı. Arayan mağaza müdürüydü. Geri aradım. Sayımın iptal olduğunu ve saat 16'da mağazada olmam gerektiğini söyledi. Ben de tamam dedim. Saat 16'ya daha vardı. Uyumak için yatağa uzandım. Uyumuşum. Uyandığımda saat 9'du. Burnumda bir sızı vardı. Yastığıma baktığımda ise her yer kan olmuş. Burnumda durmadan kanıyordu. Hemen lavaboya gidip zar zor kanını durdurabildim. Sürekli kanıyordu. Durmak bilmedi. Salondan televizyon seslerinin geldiğini duydum. Evde kimse yoktu. Ailem tatildeydi. Ben de açmamıştım. Kim açabilirdi ki? Korkmaya başladım. İçim ürpermişti. Salona vardım. Televizyonda kedileri anlatan bir belgesel vardı. Masmavi gözleriyle simsiyah bir kedi gözlerini dikmiş bana bakıyordu resmen. Bir anda elektrik gitti. Ama kedinin görüntüsü hala ekrandaydı. Odamdaki Allah yazılı tablonun yere sert düşmesiyle uyandım. Meğer rüyaymış. Hemen tabloyu kaldırdım. Güzel bir yere koydum. Terlemiştim. Nefes nefese kaldığımı fark ettim. Korkmaya başlamıştım. Çok fazla dindar bir insan değilim ama Fatiha'yı bilirim. Hemen onu okudum. Kapıdan dışarı çıktım. Kapının tam önünde bir kedi miyavlıyordu. Hemen içeriye girip kapıyı kapattım. Fakat evde de durmak istemiyordum. Evin arka kapısından sokağa çıktım. Evin bahçe duvarında çok çirkin bir karga vardı. Gözleriyle beni takip ediyordu. Sigara yakarak devam ettim. Her zaman önünden geçtiğim boş bir ev vardı. Hatta teyzem bu evde siz de oturdunuz oğlum demişti küçükken. Önünden geçerken dikkat ettim. Kırmızı sprey boyalarla tuhaf şekiller çizilmişti. Bu şekiller ilgimi çekmişti. Ama çok tuhaf şekillerdi. İlk defa görüyordum böyle şeyleri. Devam ettim. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki onlara kötü bir şey yapmışım gibi davranıyorlardı. Neden böyle oluyordu? Kalktığımdan beri içimde bir sıkıntı vardı. Sürekli tuhaf hayvanlar görüyordum. Böcekler, büyük büyük sinekler. Oldukça farklıydı bu hayvanlar. Bir parkta banka oturdum. Sürekli terliyor, kendimi yapayalnız hissediyordum. O anda telefonum çaldı. Arayan ailemdi. İyi olduklarını söylediler. Bir problem yoktu onlarda. Ne zaman geleceklerini sordum. Birkaç güne geleceğiz dediler. Sonra babam, "Sesin iyi gelmiyor, bir şey mi oldu?" dedi. Ben de dayanamadım. Başımdan geçen bu esrarengiz olayları anlatmaya başladım. Çok korktuğumu söyledim. Başımdan geçenleri yüzeysel olarak anlattım. Babam, "Anladım oğlum," diyerek telefonu kapattı. Şaşırmıştım. Sadece dinledikten sonra "anladım oğlum" diyerek telefonu kapatmıştı. Normal miydi bu yaşadıklarım? Herkesin başına gelir miydi? Sıradan mıydı bu haller? Sonra ayağa kalktım. Yürümeye başladım. Karşımda mahallemizin park görevlisi olan Bekir diye deli bir adam vardı. Kimseyle konuşmazdı. Sadece kendi kendine konuşurdu. Kuşlara yem veriyordu. Ama kuşlar o kadar pis kokuyordu ve o kadar çirkinlerdi ki sanki kuş değil de kuş kılığına girmiş başka varlıklardı. Bana doğru baktığını gördüm Bekir'in. Bir şeyler mırıldanıyordu. Türkçe değildi. Daha farklı bir dildi. Bana "istemiyoruz seni" deyip bağırmaya başladı. Taş atmaya başladı. Hemen koştum oradan. Canımı zor kurtardım Bekir'den. Ben koşarken beni gören tüm insanlar sanki beni öldürmek istermiş gibi bana bakıyorlardı. Neden böyle yapıyorlar anlamıyordum. Daha hızlı koşmaya devam ettim. Biraz daha koştuktan sonra yağmur yağmaya başlamıştı. Yakınlarda teyzem oturuyordu. Yağmur durana kadar teyzemde kalırım diye düşündüm. Aklım almıyordu. Neler oluyordu böyle? Hayatımın en kötü günü deyip küfürler ediyordum içimden. Sonra teyzemin oturduğu 3 katlı müstakil evin önüne geldim. Bahçesinde bir köpek vardı. Adı Karaağaç. Seneler önce yavruyken bulmuş teyzem. Elinde büyüdü. Beni tanırdı. Görünce çok sevinirdi. Ama bu sefer beni gördüğünde sevinmedi. Hayvanda bir tuhaflık vardı. Gözlerini kocaman açıp bana baktı. Belli bir müddet baktıktan sonra sanki biri kovalıyormuş gibi hırlayarak kulübesine kaçtı. Beni her gördüğünde sevinen hayvan şimdi nedense gördüğünde korkmuştu. Kulübesine gidip bakmak istedim. Kulübenin köşesine yatmış titriyordu. Sonra geri çekildim. Gidecekken kulübeden tak tak diye sesler gelmeye başladı. Biraz korkmuştum ben de. Hayvanı da daha fazla korkutmayayım diye çıktım teyzemin oturduğu 2. kata. Hızla merdivenleri çıktım. Gittiğimde kapı açıktı. "Teyze" diye seslendim. Kimse yoktu. Eve girdim. Televizyon açıktı. Televizyonda rüyamda gördüğüm yine o kedili belgesel vardı. Korkudan olduğum yerde bayılmışım. Uyandığımda teyzem başımda beni ayıltmaya çalışıyordu. "Seni baygın olarak buldum oğlum. Değişik sesler çıkartıyordun. Sanki boğazını birileri sıkıyordu. Hırlıyordun" dedi. Teyzemin dediklerine inanamadım. Resmen aşağıdaki köpek gibi ben de hırlamışım. Teyzem imanlı bir insandı. Başımdan geçenleri anlattı. Karşımda korkarak beni dinliyordu. Sen bu sefer ciddisin. Bu uyuşturucudan dolayı değil. Bekle beni dedi. Odadan çıktı. Teyzem sessiz bir şekilde telefon görüşmesi yapmıştı ve karşıma oturdu. Suratı asılmıştı sanki. Bak oğlum, sana açık konuşacağım. Az önce bir hoca hanımla konuştum. Anlattıklarını ona anlattım. Ve bana Harami Cin kabilesinden bahsetti. Harami Cin kabilesinde o cinler musallat olmuş herhalde oğlum sana. Hoca hanım böyle dedi. Sen bir hayvanı öldürmüşsün ya da senin için bir hayvanı kurban etmişler dedi. Normalde bir hayvanı öldürsen cinler musallat olmaz. Fakat bir cin hayvan kılığına girmiş. Sen de o cini hayvan zannedip öldürdüysen o zaman sana bu kabile musallat olur demiş hoca. Biraz Haram Cin kabilesinden bahsedeyim. Bizim alemimize geçmeleri zordur. Geçenler ise sadece hayvan kılığına girebilir. Bazıları yarı insana benzer ve bunların en tehlikelisi de budur. Bunlar normalde zararsızdır. Sadece onlara zarar verirsen intikamları çok ağır olur. Bu Yahudi bir kabiledir. En büyük düşmanları Müslüman Ademoğlu'dur. Cin aleminin en tehlikeli 3 kabilesinden biridir. Kabile halinde yaşarlar ve asla birbirlerinden ayrılmazlar. Bütün cinler Aramice, İbranice ve Süryanice konuşurken sadece bu kabile Ermenice konuşur. İnsanı depresyona sokar. Çoğu zaman da intihar etmesine sebep olurlar. Şaşkınlıkla teyzemi dinliyordum. Bana yakın bir zamanda veya geçmişte kedi, köpek veya karga öldürüp öldürmediğimi sordu. Hayvanları severdim. Hayır teyze, sadist değilim, cani değilim ben diyerek ağlamaya başladım. Teyzem çaresiz gözlerle beni izliyordu. Bir süre sonra sakinleştim. Teyzem Kur'an okudu. Muazzam bir sesi vardı. Az çok da anlardı metafizik ilminden. Bir kağıda dua yazıp suyun içine attı. Dua bir süre sonra kağıttan silindi ve o suyu içmemi söyledi. Suyu içtikten sonra rahatlar gibi oldum. Gözüm yerdeki halının kenarına takıldı. Halının kenarından saç gibi bir şeyler uzandığını gördüm. Halıyı elimle yavaşça kaldırdım. Halıyı kaldırmamla soluğum kesilecek gibi oldu. Yerde hayvan kıllarından bir simge, bir işaret vardı. Teyzemle göz göze geldim. Bu işareti tanıyordum. Bu işaret sabah yanından geçtiğim harabe evin duvarına çizilmişti. Nedenini anlamadığım bir şekilde burnum tekrar kanamaya başladı. Teyzem bir yandan ağlıyor, bir yandan dua okuyordu. Hiçbir şey o gün fayda etmiyordu. Teyzem bir anda dua okumayı kesti ve titremeye başladı. Yüzü cama doğru dönüktü. Kendisini cama bakmaktan alamıyordu. Cama bakmaya korkuyordum ama yine de kafamı çevirdim. Camın önünde karga vardı. Simsiyah, büyük bir kargaydı. Sivri bir gagası vardı. Kafası bedenine göre oldukça büyüktü. Üstünde Roma rakamlarına benzer bir sayı gibi şeyler çiziliydi. Beyaz tüyleri, kömürden kara gözleri vardı. Gagasını birbirine vurup değişik korkunç sesler çıkarıyordu. Hemen dışarı çıktık. Teyzemi komşusuna bırakacaktım. Israrla gitmek istemedi. Teyzem beni hocaya götürüp kurtaracağını söylüyordu. Bağlum yakınlarında bir hoca varmış. Çok kişiye şifa vermiş. Beni de o hocaya götüreceğini söyledi. Teyzem eve girip halanın altını temizleyeyim dedi. Benim de dışarıda beklememi istedi. Teyzem eve girdi. Ben de bahçede kulübedeki köpeği merak ettim. Kulübeye baktığımda köpeğin kanlar içinde kaldığını gördüm. Neredeyse parçalanmış, paramparça olmuştu. O arada teyzem koşarak yanıma geldi. Halının altında hiçbir şey yok. Hepsi kaybolmuş dedi. Ama köpeği de o halde görünce yıkıldı resmen. Yukarı çıktım. Halının altı temizdi. Camdaki karga da gitmişti. Hatta koltuğa burnumdan damlayan kanlar bile yoktu. Hemen aşağıya indik. Teyzem dindar bir insandı ve beni çok severdi. 2 çocuğu ve eşiyle mutlu bir yuvası vardı. Bu olaylar yaşanırken çocuklar yaz kursunda eniştemse işteydi. Sonra bir taksiye atlayıp Bağlum tarafına gittik. Hocayla görüşmek için. Yolda sürekli At kişneme sesi geliyordu kulağıma. Bir mahallede indik. Mahallede hocayı sorduk. Evini tarif ettiler. Hoca bir gece kondoda oturuyordu. Bahçesinde güzel ağaçlar, çiçekler ve her tarafta ip parçaları vardı. Aslında güzel bir bahçeydi. Huzur veriyordu insana. Kapıyı tıklattık. Hoca kapıyı açtı. Hocanın bana bakmasıyla "Estağfurullah, estağfurullah" diyerek geri çekilmesi bir oldu. Başıma gelen olayları teker teker anlattı. Dinledikten sonra bu iş Harami Cin kabilesinin işi oldun dedi. Bu kabile insanlara musallat olmaz kolay kolay. Kesin bir büyü var bu işin içinde dedi. Bu cin kabilesi hayvanların kılığına girebilir. İnsanlara büyü yapmak için bu cinleri çok kullanırlar. En büyük silahları insana vesvese vererek ruhlarını daraltıp intihar etmelerini sağlamaktır. Bu cinler küçük menfaatlerin peşinde koşmaz. Büyüyü yapan, onlardan yardım isteyen insanlar onların emri altına girmeyi kabul etmiş olurlar. Hocanın bu dedikleri beni çok korkutmuştu. Bana kim ne için büyü yapardı ki? Kimseye bir zararım dokunmazdı. İnsanlar beni severdi. Kollarını yukarı kaldır dedi. Kollarımı yukarı kaldırdığımda koltuk altıma dikilmiş küçük bir muskayı hemen söküp kopardı. Muskanın içini açmaya başladı. İçinden ayetler, dualar değil, cinleri çağıran yazılar çıktı. Bunu koltuk altına kim diktiyse senin iyiliğin için değil, seni cinlerin hedefi haline getirmek için dikmiş dedi. Kim dikecekti ki? Kimin aklına gelirdi böyle şeyler? Çok korkmuştum. Korkudan titriyordum. Vücuduma hakim olamıyordum. Sonra evin içinden bir erkek çocuğu hocaya doğru yaklaştı. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Türkçe anlıyor ama konuşamıyordu. Hoca çocuğu görünce çok sevindi. Gözlerinin içi gülüyordu. "Hoş geldin Ali" dedi. Sapsarı saçları ve maviden griye doğru çalan gözleri vardı. Üzerine ayaklarına kadar uzun beyaz bir gömlek giymişti. Çocuğa baktıkça bakasım geldi. O kadar güzeldi ki anlatamam. Teyzem de maşallah diyerek çocuğu seviyordu uzaktan. Hoca teyzeme, "Siz de bu şekilde şeyler gördünüz mü? Eğer gördüyseniz size de musallat olmuşlardır" dedi. Teyzem, "Hayır, görmedim" dedi. Sonra hoca, "Siz gidebilirsiniz isterseniz. Madem musallat olmamışlar, burada durursanız size de kim besleyip musallat olabilirler" dedi. Teyzem gitmek istemedi ama ben gitmesini istedim. "Allah yardımcın olsun oğlum, dualarım seninle" deyip yanımızdan ayrıldı teyzem. Sonra bahçede oturup havanın kararmasını bekledik. Gerekli ritüeli hava karardıktan sonra yapacaktık. Hoca "Aç mısın?" diye sordu. Aslında karnım acıkmıştı ama utanıyordum. Yine de utana sıkıla açım dedim. Ali de yanımdaydı. O yanımdayken huzur doluyordum. Hava da yavaştan kararıyordu. Hoca yemeği getirdi. Ben yemeğe başlarken akşam ezanı okunmaya başlandı. Hoca namaz için kalkıp gitti. Çocuk yanımda kaldı. Güzel bir şekilde beni izliyordu. Onun beni izlemesi hep huzur veriyordu. Bir yandan da tedirgin ediyordu. Ezanın bitmesiyle çocuk bir anda kayboldu. Gözümün önündeki çocuk yarım saniyede kaybolmuştu. Hoca çocuğun bir anda kaybolduğunu fark edip koşarak yanıma geldi. "Ali nerede?" diye sordu. Ben de bir anda gözden kaybolduğunu söyledim. "Ali" diye bağırdı. Koşarak dışarı çıktı. Sokağa çıktık, aramaya başladı. İyice karanlık çökmüştü. Hoca Ali'yi daha bebekken bir köyde bulduğunu söylüyordu. Babası ve annesi Müslüman cinlerdenmiş. Annesi doğumundan kısa bir süre sonra ölü bulunmuş. Babasının kabilesine düşman bir kabile annesini öldürmüş. Sonra babasını da diğer kafir cinler öldürmüştü. Ali, Nusaybin cin kabilesine mensup Müslüman bir cindi. Hoca da onu evlatlık almıştı. Bazen böyle kayboluyormuş. Sonra sabaha karşı geliyormuş. Ama yine de tedirgindi. Babasına düşman olan cin kabilesinin Ali'ye bir şey yapmasından korkuyordu. İnşallah Ali'yi Harami cin kabilesi kaçırmamıştır deyip hüzünlenmeye başladı. Ali'nin bir anda kaybolması anormal bir şeylerin var olduğunu gösteriyordu ve çok korkutuyordu beni. Hava iyice kararmıştı. Artık ritüele başlayacaktık. Gerekli malzemeleri ayarlamaya başladık. Dışarıdan bahçenin dışından sesler geliyordu. Dışarı baktığımızda siyah bir kedi beyaz bir serçeyi parçalayıp yiyordu. Çok ürkütücü ses çıkarıyordu kedi. Korkmaya başladım. Hoca elini omzuma koyup seni korkutmak için yapıyorlar. Sen korkma evlat. Başlayalım dedi. Bu iş bu gece çözülecek. Kurtaracağım seni oğlum dedi. Malzeme alacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Sonra telefonum çalmaya başladı. Arayan babamdı. Babam hemen o adamın yanından ayrıl. Rezil herif dedi. Ben ne adamı? Ne diyorsun sen baba? Babam kimin yanında olduğunu biliyorum. Bana söylediler dedi. Teyzem söylemiş midir diye düşündüm. Hayır o söylemezdi. Ben neler oluyor baba? Kim söyledi? Ne söyledi dedim ve ağlamaya başladım. Babam eğer oradan ayrılmazsan bir daha eve gelme dedi. Ben ne diyorsun baba? Sen hoca bana yardım ediyor. Sonra babam hakaret ve küfürler ederek telefonu yüzüme kapattı. Hayretler içindeydim. İçim daralıyordu. Havadaki kasvet daha da daraltıyordu beni. Belliydi. Burada bu gece bir şeyler olacaktı. Hoca ellerindeki malzemeyle yanıma yanaştı. Hemen yardım ettim. Malzemeleri eve götürelim dedi. Evine girdik. Evi temizdi. İnsana huzur veriyordu. Ruhumdaki sıkıntılarım azalır gibi oldu. Hoca her türlü cinliğe karşı evin korunduğunu ama bu kabule Yahudi ve hayvanlarla irtibatlı bir Cin kabilesi olduğu için koruma fayda etmediğini, bütün kabilenin evin içine girebileceğini söyledi. Keşke Ali burada olsaydı. Onun sayesinde Nusaybin Cin kabilesinden yardım alırdık diye içini çekti. O yüzden çok dikkat etmeliydik. Yapacağımız iş hiç kolay değildi. Hoca Kur'an-ı Kerim'i açıp Cin suresini okumaya başladı. Sonra camın önünde siyah kediler belirdi. Değişik sesler çıkartıyordu. Sanki hocanın Kur'an okumasına mani olmak istiyorlardı. Hoca Harami Cin kabilesiyle iletişime geçmenin diğer Cin kabilelerinden farklı olduğunu söylüyordu. Onları kedi, karga gibi görürsün ama kendi halleriyle iletişime geçmemiz lazım dedi. Sonra ritüele başladık. Ritüel için insan kanının ya da hayvan kanının olması gerektiğini, birkaç çeşit ot, değişik semboller ve nazar boncuğu kullanacağımızı söylüyordu. Çok parlak ama kıpkırmızı bakır tarzı bir leğenin içine hayvan kanından koydu. Bu kan hangi hayvanın kanıdır bilmiyorum. Elini içine sok dedi. İğrençti. Mecburen soktu. Hoca da eline bir çizik atıp kanını leğenin içine damlattı. Sonra o da elini kana soktu. Diğer eliyle bir takım otlar, nazar boncuğu kırıklarını koydu leğenin içine. Bir yandan da içinden dualar okuyordu. Camdan gözüken kediler değişik bir şekilde çığlık atar gibi bağırıyor. Gökten kargalar yağarcasına bahçeye konuyor ve cama vurup kendilerini öldürüyorlardı. Sokağın ışığı gidip geliyordu. Hava kasvetliydi. Sanki kıyamet kopmak üzereydi. Evdeki Kabe resmi ve besmele yazan tablo birden yere düştü. Kalbim o an yerinden çıkacak gibiydi. Hoca dualar okudukça sesi garipleşiyordu. Sanki biri boğazını sıkıyordu. Hocanın acı çektiği belliydi. Ritüele başlamadan bitirmek zorunda kaldı. Halsiz düşmüştü. Bir kenara çekilip oturmaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra hoca yanıma geldi. Bana bakarak babam dedi. Babanla alakalı bir durum var ama dillerinden anlayamıyorum. Bu kabile senden ve ailenden nefret ediyor dedi. Hemen telefonu elime aldım. Babamı aradım. Çok iyi konuşuyordu. Bir saat önce bana küfürler eden adamdan eser yoktu. Ben de keyfini bozmayayım diye bir şey demedim. Tamam baba, öylesine aramıştım deyip telefonu kapattım. Yaşadıklarıma anlam veremiyordu. Gidip odanın bir köşesine oturup düşünmeye başladım. Düşüncemde değişik bir şekilde hayaller görmeye başladım. Boş bir evin içerisinde bir mezar vardı. Mezar taşında ismim yazıyordu. Mezarın içinden çığlık sesleri geliyordu. Kurtarın beni diye bağırıyordu bir. Mezarın üzerinde yaklaşık 100 yılan vardı. Düğüm olmuş duruyorlardı. Her yerden çığlık sesleri geliyordu. Hocanın tokatlarıyla uyandım. Meğer hayal değil, rüya görmüşüm. Nasıl olduysa o köşede oturur vaziyette uykuya dalmışım. Hoca Farsça bir şeyler söyleyip küfürler ettiğimi söyledi. Psikolojim iyice bozulmuştu. Bir günde hayatım mahvolmuştu. Hocanın bende kal oğlum, gitme bir yere ısrarlarına rağmen evden çıktım. Sokaklar çok ıssızdı. Sokağın sonunda çok büyük bir kalabalık görüyordum. Polis arabası vardı. Işığı gözlerimi alıyordu. Umursamadan geçecektim ama tanıdık bir ses vardı. Biri çok fena bağırarak ağlıyordu. Yaklaştım. O korkunç manzarayı asla unutmayacağım sanırım. Üstü gazete kağıtlarıyla kapalı biri yerde yatıyordu. Ayakkabılarından tanıdım. Bu teyzemdi. Eniştem ağıtlar yapıyordu. Kuzenlerim köşede öylece bana bakıp sinsi sinsi gülüyorlardı. Onların kuzenlerim olmadığını biliyordum. Harami Cin kabilesi benden teyzemi almıştı ve yeğenlerimin kılığına girip benimle dalga geçiyorlardı. Gazeteyi kaldırdığımda kanımı donduran o görüntüyü görmüştüm. Teyzemin yüzünü köpekler parçalamış, paramparça olmuştu. Avucunda da kana gibi bir şeyden yazılmış bir yazı vardı. Ne yazdığını anlayamadım. Teyzemin dudaklarındaki hareketlenmeyi görüyordum. Sanırım sadece ben görüyordum. Dudaklarının kıpırdamasından anladığım kadarıyla seni de alacaklar diyordu. O anda kuzenlerimin o korkunç yüzlerini gördüm. Kapkara, dişleriyle bana bakıp kahkaha atıyorlardı. Acele etme, seni de alacağız diyerek gülüyorlardı. Koşarak kaçtığımı hatırlıyorum. Nereye kaçtığımı da bilmeden hemen taksiye atlayıp oradan uzaklaşmak istedim. Gözümün önüne teyzemin parçalanmış yüzü ve kuzenlerimin korkunç gözleri geliyordu. Sonra bir gece çorbacısına gidip karnımı doyurayım dedim. Çorba söyledim. Başladım yemeğe. Fakat öyle iğrenç kokular geliyordu ki anlatamam. Daha çorbayı yarıya etmeden kokusu beni mahvetmişti. Hemen kalktım çorbacıdan. Eve doğru yürümeye başlamıştım. Hikayenin başında bahsettiğim obaşehirden karga sesleri geliyordu. Sembol silinmişti. Kocaman seni de alacağız yazıyordu ve bir ok işareti evin bir penceresini gösteriyordu. Korkuyordum. Hava zifiri karanlıktı. Eve doğru yürürken bir köpek sürüsünün beni takip ettiğini fark ettim. Arkamı döndüm. Nas ve Felak surelerini okumaya başladım. Ama köpekler üstüme koşuyordu. Her yer açıklıktı. Saklanabileceğim bir yer yoktu. Köpeklerden kurtulup saklanabileceğim yer o yıkıp döküp terk edilmiş evdi. Soluk soluğa içeri girdim. Çok rutubetli bir evdi. Normalden daha ağır bir kokusu vardı. Önceden ritüellerin gerçekleştirildiği belliydi. Yerde kan izleri vardı. Alışmışım herhalde böyle şeylere ve korkumu yenmiş gibiydim. Çok korkmaz olmuştum. Okun işaret ettiği odaya girmeyi istemiyordum. Beni neyin bekleyeceğini tahmin edemiyordum. Evin içi çok rahatsız edecek derecede kötü kokuyordu. Sonra merdivenlerden en üst kata çıktım. Evin her yeri orta katı gösteren ok işaretleriyle doluydu. Köpeklerin dışarıda uluduğunu duyuyordum. Dışarı çıkamazdım. Orta kata kafamı bile çevirmeden üst kata çıktım. Üst kat bomboştu. Camlar gazeteyle kapatılmış karanlık bir odaydı. Ürkütücü havası, kapkara duvarları üstüme geliyordu sanki. Bir sandık gördüm. Hemen kapının arkasına konulmuş. Yanına gidip merak ve korku ile açtım. İçinde haç işaretleri, aynalar, bakır tepsiler, çeşitli bıçaklar ve en kan donduran ise beyaz bir önlük ve intihar etmek için kanlı bir urgan vardı. Önlüğün üstü hep kan olmuştu. Arkasında da yine o iğrenç sembol vardı. Bu işi çözmeliydi. Dayanamayıp orta kata, yani okların gösterildiği odaya gittim. "Ne istiyorsunuz benden?" diye bağırdım. Ses yoktu. Etrafta fareler, yılanlar cirit atıyordu. Odada çok fazla duman vardı. Sanki bir şey yakılmış da her yer duman olmuştu. Duvarlarda böcekler vardı. Yukarı tavana doğru tırmanıyordu. Evin bir anda sarsıldığını fark ettik. Köpekler dışarıda çıldırmış gibi havlıyor oluyorlardı. Dışarı çıksam belki beni paramparça ederlerdi. Sonra duvardan bir kıvılcım çıktı. Resmen duvarlar yanıyordu. Biraz daha beklesem evin içinde kül olacaktı. Hemen kendimi dışarı attım. Dışarı çıktığımda köpek falan yoktu. Hemen koşmaya başladım. Koşuyordum ama sanki yerimde sayıyordum. Beni gören insanlar bana bir acayip bakıyorlardı. Sanki benden tiksiniyorlar, nefret ediyorlardı. Durdum. Koşmaya halim kalmamıştı. Kendimden ben de nefret ediyordum artık. Allah'ım bana yardım et diye diz çöküp ağlamaya başladım. Kimse yanıma bile gelmemişti. Burnum yine kanıyordu. Kanı durduramıyordum. İtfaiye arabasının siren sesini duydum. Evi söndürmeye gidiyorlardı. İnsanlar başıma toplandı. Bana bakıp beddua ediyordu çoğu. Sanki beni oracıkta öldüreceklerdi. Bir teyzenin bana doğru yanaştığını gördüm. Kafamı kaldırdığımda bu teyzenin komşumuz Ayten teyze olduğunu anladım. Ayıp değil mi şerefsiz yaptın? Elimizde büyüdün. Adam sandık seni. Utanmıyor musun? İnsanların bahçesine öyle hayvanlar atmaya, hayvanlara eziyet etmeye dedi. Şok olmuştum. Ayten teyzenin gözlerine baktım. Sanki yerinden çıkacak gibiydi. Elinden gelse oracıkta beni öldürürdü. Ben bir şey yapmamıştım. Bu başıma gelenler Harami için kabilesinin yüzündendi. Belki de bana bağıran Ayten teyzenin kılığına giren bir cindi. Ayten teyze, ben yapmadım, benim suçum yok diyebildim sadece. Yazıklar olsun, bir de inkar ediyorsun. Bütün mahalle dün gece gördü seni. Hepimize küfürler ettin, istemiyoruz seni. Defol bu mahalleden deyip yüzüme tükürdü. Benliğimi kaybettiğim gibi itibarımı da kaybetmiştim. Çok severdi beni mahalleli. Elektronik tamirat işini çok iyi yapardım. Herkes bozulan şeylerini bana getirirlerdi. Çalıştığım mağazaya gelip beni kazansın diye hep benden bir şeyler alırlardı. Şimdi ise tam bir maskara olmuştum. Herkes benden nefret ediyordu. En iyisi bu hayatı sonlandırmaktı benim için. Yeni yapılan yüksek katlı inşaata doğru yürüdüm. Öldürecektim kendimi. Dermanım kalmamıştı. İnşaatın merdivenlerinden çıkıyordum. Çok yorgundum. Zar zor da olsa kulenin tepesine çıkmıştım. Kendimi atacaktım. Atmadan biraz başımdan geçenleri düşündüm. Sürekli kahkaha ve akla artık diye sesler duyuyordum. Kulenin içinde sürekli böcekler, yılanlar görüyordum. Kendimden tiksindim. Nefret ediyordum. Bir an önce atlamak benim için bir kurtuluştu. Çatının ucuna kadar yürüdüm. Tam atlamak üzereyken bir el kolumdan tuttu. Hiç tanımadığım bir yüz, bir adam arkamda belirdi. Sakın yapma oğlum, Allah'a sığın, yapma dedi. Teyzemden ve hocadan sonra ilk kez biri bana yardım ediyordu. Yüzünde nur vardı sanki. Yapma oğlum diyordu. O kadar güzel oğlum diyordu ki sadece gülümsedim. Bir ayağım boşluktaydı ama hiç korkmuyordum ölmekten. Sadece bir neden istiyordum ölmemek için. Kimseye güvenim kalmamıştı. Beni kurtarmak için bu iyi adam bile belki bana daha başka bir kötülük yapacak diye düşündüm. Tüm insanlar bana düşman gibi bakıyordu. Neden böyleydi? Ben ne yapmıştım? Benim artık insanlara itimadım kalmamıştı. Yine bir karga kondu karşı çatıya. Ağzından kanlar damlıyordu. Bu iyi adam beni kurtarmak isterken bir şeyler de benim ölmemi istiyordu. Son defa doğup büyüdüğüm şehre baktım. Ne güzel günlerim geçmişti. Ölmeyi bile becerememiştim. Allah'tan başkasından korkmayacağım. Bugün de geçecek diye kendimi teselli etmeye başladım. Ama telafisi olmayan yollara çoktan girdiğimin farkındaydım. Beni kurtaran adam da çoktan gözden kaybolmuştu. Zaten ne zaman yanıma geldiğini de görmemiştim. Artık benim için sıradan olmuştu bu şeyler. Aşağı indim. Aşağıdan tekrar kuleye baktım. Gerçekten de çok yüksekti. Kendi kendime az önceki cesaretime hayran kalmıştım. Ama gözüme bir şey çarpmıştı. Kulenin tepesinde birisi vardı. Aşağıya atlayacak gibiydi. Dikkatli bakınca kendimi gördüm. Kulenin tepesinde duruyordum. Bağırıp çağırıyordum. Sonra aşağıya atladım. Kendi kendimi aşağıdan izliyordum. Tak diye düştüm. Tam da önüme kemiklerimin kırılma sesini ve dağılan beynimi görebiliyordum. Yine cinlerin bir oyunuydu bu bana. O iyi adam bana engel olmasaydı bu şekilde ölecektim. Canıma kıymış olacaktım. Ne eve ne mahalleye gitmek istiyordum. Nereye gitsem başıma musallat oluyordu dumansız ateşten yaratılanlar. Bir canım vardı zaten. Teyzemi de kaybetmiştim. Çaresiz hocanın yanına gitmeye karar verdim. Her gördüğüm canlıdan tiksiniyordum. Bağlıma gitmek üzere taksiye bindim. Param da azalıyordu. Korkuyordum. Hem de çok korkuyordum. Üstüm başım perişandı. Perişan bir haldeydim. Sokağın başında indim taksiden. Teyzemin kan izleri sokakta halen duruyordu. Çıkmamıştı yerden. Üzün ve korku içinde yürüyordum yavaş yavaş. Çaresizce. Gecekonduların arasından bir adam çıktı. Yaz günü olmasına rağmen siyah uzun bir palto giymişti. Saçları uzun, bakımsız, gözleri kıpkırmızı bir adamdı. "Korkuyor musun pis çamur?" diyerek iğrenç bir kahkaha attı. "İnanın sesini duymak istemezsiniz. Senin canını bağışlarım. Ama sen de bize hizmet edeceksin" dedi. "Din değiştirip Yahudi olacaksın. Sonra biz ne istersek onu yapacaksın köpek" dedi. Ben önzü besmele çekmemle bir anda kayboldu. Sonra koşmaya başladım. Koşuyordum. Hocaya doğru. Çok hızlı bir şekilde koşuyordum. Yine bir gecekondunun önünde karşıma çıktı. Hala kahkaha atıyordu. "Kahrolacaksın" diyordu sürekli. Dilim kilitlenmişti. Hiçbir sure okuyamaz oldum. Korkudan bayılmışım. Uyandığımda hocanın evindeydim. Panik haliyle hemen hocadan izin alıp evinden çıktım. Kendi evime doğru koşmaya başladım. Koşarak varamazdım. Param da bitmişti. Taksi çağıramazdım. Araba da geçmiyordu zaten. Yolun kenarlarında bir sürü siyah kediler vardı. Bir arada o kadar kedi asla olamazdı. Bu kediler kedi değildi aslında. Çünkü ayakları tersti hepsinin. Başımın üstünde kargalar uçuşuyordu. Neredeyse saçlarımı yalayıp geçiyordu kargalar. Aklımı kaçırmaya az kalmıştı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Etrafta hiçbir insan yoktu. Zaten gecenin yarısı buralarda kimse olmazdı. Hiçbir şeye takılmayıp koşmaya devam ettim. Üstüm başım perişandı. Mesafe çok fazlaydı. Bir araba kesinlikle geçmesi lazımdı. Koşarak eve varamazdım. Allah'a dua ediyordum. "Allah'ım yardım et bana" diyordum hep. Uzaktan bir ışık görünmeye başladı. Bu ışık arabanın farıydı. Rabbim dualarımı kabul etmişti. Uzaktan bir araba geliyordu. Hemen elimi kaldırdım dursun diye. Arabada yaşlı bir amca vardı. Üstümün başımın haline bakmadan aldı beni. Allah razı olsun. Mahallemize gidiyordu şansıma. Beni de bıraktı evimin yakınına kadar. Koşa koşa evimin önüne gittim. Bahçede her yerde hayvan cesetleri vardı. Ortalık leş gibi kokuyordu. Evin kapısı kilitliydi. Anahtarı bulamamıştım. Muhtemelen düşürmüştüm. İçeriği izledim. Camdan içeriye baktığımda yine bahçedeki gibi evin içinde komple hayvan cesedi vardı. Onlarca kedi ölüsü, karga ölüsü paramparça edilmişti. Bu hayvanlar normal hayvanlara benziyordu. Hayvan kılığına girmiş cin değildi yani. Kafayı yemişti. Kulağımda sürekli at kişnemesi, kedi miyavlaması ve karga sesi vardı. Cinler damarlarımda kan gibi geziniyordu. Bunu hissedebiliyordum. Hoca ritüel sırasında bana muska vermişti. Keşke hocanın bana verdiği muskayı çıkarken unutmasaydım. Boynumda duruyor olsaydı keşke. Sürekli harabe eve gitme hissi vardı bende. Sanki bir şeyler beni zorla oraya götürmek istiyordu. Kendime hakim olamıyordum. Kendim istemesem de ayaklarım beni harabe eve götürüyordu. Kulağımda onlarca sesler var. Kendimle değildim. Kontrolü kaybettim resmen. Ayaklarıma söz geçiremeyip gidiyordum. Harabe evin önüne vardım. Kısmen yanmıştı çatısı. Ama yine de ayaktaydı. Beni çağırıyordu sessizce. Resmen gel diyordu sanki. Hafif yanmış kapısını zorla açıp hemen içeri girdim. İçimde tarifsiz bir korku ve tahammülsüz acılar vardı. Girmek istemiyordum bu lanet olası eve. Ama kontrol bende değildi. Hakimiyetimi kaybetmiştim. Ayaklarım zorla götürüyordu beni. Girdim harabe evin içine. İstemesem de. Yine ok işaretleri vardı. Orta kata gitmemi söyleyen. Gün doğmak üzereydi zaten. Hava hafiften aydınlık olmaya başladı. İkinci kata çıktığımda gördüklerim beni perişan etmişti. Her yerim buz kesmişti. Babamla göz göze geldim. Gözlerinde ve tavırlarında bir tuhaflık vardı. "Biz de seni bekliyorduk" dedi. Babam, annem ve yanında siyah paltolu gördüğüm Şerli yan yana durmuşlar, bana bakıyorlardı. "Baba, anne, ne işiniz var burada? Bu paltolu adam iyi birisi değil. Ne işiniz var bunun yanında?" dedim. Sonra babam anlatmaya başladı. "Ben senin aslında gerçek baban değilim. Annen de gerçek annen değil. Senin öz annen seni doğururken ölmüştü. Baban da şimdi anne dediğin kadınla evlenmiş. Bu anne dediğin kadın benimle aşk yaşıyordu. Baban zengindi. Bu anne dediğin kadın babanın parası için babamla evlendi. Aradan 1 yıl geçti. Öz babandan kurtulup anne dediğin kadınla evlenmem gerekiyordu. Öz babanın ölmesi gerekirdi. Ama nasıl? Bir tane falcıdan yardım aldık. Öz babana Harami Cin kabilesini musallat ettik. Harami Cin kabilesi insanlarla fazla ilgilenmez. Ancak onlardan birini öldürürsen sana musallat olurlar. Biz bir şekilde öz babana kedi kılığına girmiş bir cin yavrusunu öldürttük. Ölen cin yavrusu 22 yaşındaymış. O yüzden seni 22 yaşında kurban edecekler ve bebeklerinin intikamını almış olacaklar. Yıllarca baba ve anne dediğim insanlar beni ölüme terk edip harabe evden çıkıp gittiler. Karşımda sadece siyah paltolu, gözleri tıpkırmızı olan şerli mahluk kalmıştı. Bana ya ölürsün ya da ömür boyu bize itaat edersin dedi. Burnum tekrar kanamaya başlamıştı. Gözüm kararıyordu. Ayakta daha fazla duramayıp yere düştüm. Allah'ım ne olursun kurtar beni. Sana layık kul olamadım. Ne namaz kıldım ne de iyi bir insan olabildim. Karşımda duran cin padişahı Aral bana gülerek seni buradan kimse kurtaramaz artık. Ya bize itaat et ya da kendini öldür diyordu. Başımda tarifsiz bir ağrı vardı. Burnumdan akan kanlardan dolayı her yerim kanlar içinde kalmıştı. Kulağımda atlar kişniyor, gözümün önünde onlarca kedi birbirini parçalıyordu. Birden ayağa kalktım. Kalkmayı istemesem de kendime hakim olamıyordum. Ayaklarım beni sandığın olduğu en üst kata çıkarıyordu sanki. Sandığın kapağını açıp içindeki ipi çıkardım. Tavanda bir çengel vardı. Hemen ipi oraya bağladım. Kendimi asacaktım. Ama canıma kıymak istemiyordum. Zorlanıyordum. Ruhen baskı içindeydim. Hakimiyet bende değildi artık. Ruhumu esir etmişti. Harami Cin kabilesi. Onlar ne yapmamı istiyorsa mecbur onu yapacaktım. Artık sona gelmiştim. Ölümle aramda bir nefeslik ömür kalmıştı. Başımı ipe takıp canıma kıyacaktım. Cinler bu şekilde alacaklardı intikamlarını. Ölmeden önce bir not bırakmak geldi içimden. Zar zor sandıktan bulduğum kağıda yanmış odunun isiyle yazmaya başladım. Belki de yazdığım son satırlar. Hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Allah'ım affet bu kulunu. Kelime-i şehadet getirsem kabul eder misin? Bu günahkar kulunu affeder misin? Tam ipi boğazıma takmıştım. Ölüme bir nefes kalmıştı. O esnada odanın kapısı açıldı. İçeri giren beni daha önce de ölümden kurtaran o iyi adamdı. Dur oğlum yapma diyerek belimden tutup ipi boynumdan çıkardı. Yine kurtarmıştı beni ölümden. Hakimiyet bendeydi. Büyü bozulmuştu. Haremi Cin kabilesinin hükmü bir anda kalkmıştı. Ey kurban oldum. Güzel insan sen kimsin? Hızır gibi yetişip 2 defadır kurtardın beni. Ben Nusaybin Cin kabilesinden Mira. Beni daha önce Ali olarak gördün. Şimdi de öz babanın kılığındayım dedi. Kim de olsa öz babamı karşımda görmek güzeldi. O küçük Ali demek ki beni kurtarmak için gözden kaybolmuştu. Boynuma hocanın yazdığı muskayı takıp gözden kayboldu. Harabeden çıkarken canıma kasteden anne ve babamı kapının dibinde ölmüş vaziyette gördüm. Siyah kediler cesedini parçalıyordu. Artık 22 yaşındaydım ve artık bambaşka bir insan olacaktım. Allah'a hamdolsun. Her şeyin değerini kaybetmeden bilin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Çorum'un Eskilip ilçesine bağlı bir köyde ailemle birlikte yaşamaktaydım. Köyde tarlalarımız var. Bir tanesi köy mezarlığına çok yakın. Ben burayı hiç sevmem ama en iyi mahsulü de o tarladan alırız. Bu tarlaların sulama işini köyün çayından su kanallarıyla yapardık. Mezarlığın oradaki tarlayı babam sulardı. Babam bu gece sulama yapacaktı ama akşam üzeri birden hastalandı ve tarlayı sulamaya benim gitmem gerektiğini söyledi. İstemesem de babamı kıramazdım. İstemeyerek kabul ettim. Akşam oldu. Yalnız gitmek istemiyordum. Yanıma köpeğimiz Çakır'ı da alacaktım. Çakır'ı daha yavruyken almıştım. Her sözümü dinleyen iyi bir köpekti. Beyaz, üstüne kahverengi benekleri olan bir köpekti. Akşam Çakır ile yola çıktık. Mezarlığa yaklaşınca Çakır huysuzlanmaya başladı. Hiç böyle yapmazdı. İyice yaklaşmıştık. Çakır beni bırakıp adeta kaçar gibi gitti. Korkmaya başladı. Ama yola devam ettim. Mezarlığın yanına gelmiştim. Mezarlığın öbür tarafında büyük bir kayanın üzerine oturmuş kara bir kedi vardı. Birisi üzerine ışık tutuyormuş gibi parlıyordu ve miyavlamaya başladı. Miyavlaması, bir kedinin miyavlamasına hiç benzemiyordu. Kalın ve ürkütücü bir sesti. Aldırmadan önüme bakıp devam ettim. Biraz yürüdükten sonra kediye tekrar baktım. Bu kez farklı bir kayanın üzerine oturmuş, ışığı daha parlak, sesi daha da kalın geliyordu. Nasıl bu kadar çabuk gelmişti oraya? Boş verip devam ettim. Sonra tekrar baktım. Baktığım yerde yoktu. Kediyi görmeyince biraz daha rahatladım. Tekrar önüme döndüm. İşte asıl şoku burada yaşadım. Tam karşımdaki kayanın üzerine oturmuş bana bakıyordu. Kayadan aşağıya atladı ve 3 metre boyunda, çarşaflı, gözleri kıpkırmızı, yüzü belli olmayan bir şeye dönüştü. Kıpırdayamıyordum. Bana doğru yaklaşıyordu. Ama bu bir yürüme değil. Adeta havada süzülüyor gibiydi. O şey her neyse bana doğru yaklaşıyordu. Birden arkamdan bir şeyin varlığını hissettim. Benim üzerimden doğru atladı. Bu Çakır'dı. Birden çözüldüm ben ve eve doğru kaçmaya başladım. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Kendimi evin önünde buldum. Kapıyı eşim açtı. "Niye bu kadar erken geldin?" diye sordu. Cevap vermedim. Eve girdim. Eşim, "Sen iyi misin? Yüzün bembeyaz olmuş." dedi. "Çok yorgunum. Uyumak istiyorum" diyebildim sadece. Hemen yattım. Gözüme uyku girmedi. Bir ara uyuyakalmışım. Rüyamda o kara kediyi gördüm bütün gece. Sabah eşimin sesiyle uyandım. "Kalk artık. Kahvaltı hazır" diye. Kahvaltı masasına oturdum. Babam masada ve gayet iyi görünüyordu. "Gece tarlayı niye sulamadın?" diye sordu bana. Ben de cevap vermedim. O da üstelemedi. Kahvaltımı yapıp masadan kalktım. Dışarıya doğru gidiyorduk. Arkamdan babam seslendi. "Gel birer sigara içelim" dedi. Dışarıdaki çardağa oturduk. Babam, "Dün akşam ne oldu?" "Kızım her şeyi anlattı" dedi. Ben de "Ne anlattı?" diye sordum. "Geldiğinde yüzün kireç gibiymiş. Ne oldu?" dedi. Ben de her şeyi anlattım. Rahatlamıştım. Babam biraz durup düşündü. "Oğlum, Allah'a sığın. Dua et, unutursun yaşadıklarını" dedi. Evin önüne çıktık. Çakır gelmişti. Tüyleri dağılmış ve biraz kirlenmişti. Ama gayet iyi görünüyordu. Babam gece tarlayı sulamaya gidecekti. Akşam olunca babam gitti. Benim aklım hala dün akşam yaşadığım olaydaydı. Yatağa uzandım ve bunu düşünürken uyuyakalmışım. Rüyamda o kediyi gördüm yine. Birden dışarıdan gelen havlama sesleriyle uyandım. Kalkıp hemen dışarıya koştum. Dışarıda 3 tane kara köpek Çakır'a saldırıyordu. Birden karanlığın içinden 3 metre boyunda kara, simsiyah bir varlık, yüzü belli olmuyordu. Çakır'ın boğazından yakalayıp dağların olduğu tarafa doğru götürdü ve 3 siyah köpek peşinden gitti. Ben bir süre olduğum yerde kaldım. Çakır'ı onlara kaptıramazdım. Onu kurtarmalıydım. Eve gidip tüfeğimi aldım. İçine fişek doldurdum ve o şey her neyse peşinden gittim. 15 dakika yürüdüm. İşte oradaydılar. 10 metre ileride bir kayanın üzerine oturmuş kedi ve Çakır aşağıda öylece hareketsizce yatıyordu. Etrafındaysa diğer köpekler vardı. Son bir cesaret, köpeklere ve kediye 2'şer defa ateş ettim. Köpekler kaybolmuştu ama kedi olduğu yerde öylece duruyordu. Tüfeği tekrar kediye doğrultup tetiğe bastım ama tüfekte fişek yoktu. Doldurup tekrar ateş etmek istedim ama yanında başka fişek de yoktu. Kediye tekrar baktım. Hareket edemiyordum. Havada süzülerek yanıma doğru gelmeye başladı. O varlık kalın bir sesle, "Bak, o da öldü. Şimdi seni kim kurtaracak?" dedi. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Birden sabah babamın söyledikleri aklıma geldi. Dua okumaya başladım. Bağıra bağıra dua ediyordum. Allah'ım yardım et diyordu. Ben dua ettikçe o varlık benden uzaklaşıyordu ve gözden kayboldu. Bir süre olduğum yerde kaldım. Sonra Çakır'ın yanına gittim. Ölmüştü. Onu burada bırakamazdım. Çakır'ı sırtıma aldım. Tüfeği de elime. Evin yolunu tuttum. Eve geldim. Çakır'ı kulübesinin önüne bıraktım. Sabah gömerim dedim. Çok zor uyudum. Gece rüyamda o kediyi gördüm. Sabah kalkar kalkmaz babama gece olanları anlattım. Çakır'ı gömelim, Mustafa Hoca'nın evine gidelim dedi. Mustafa Hoca bizim caminin imamıydı. 30 yaşında neşeli bir insandı. Çakır'ı gömüp hemen Mustafa Hoca'nın evine gittik. Olan biten her şeyi anlattı. Yatsı namazından sonra benim evde toplanalım, bir bakalım neler olacak dedi Mustafa Hoca. Yatsı namazından sonra Mustafa Hoca'nın evine gittik. Bizi bir odaya götürdü. Siz geçin, ben hemen geliyorum dedi. 2 dakika sonra elinde gümüş bir tepsiyle geldi. Tepsiyi odanın ortasına koydu. İçine su doldurdu. Gel karşıma otur dedi. Karşısına oturdum. Mustafa Hoca cebinden küçük bir defter, üzerinde Arapça yazılar olan kağıt çıkardı. Defteri açıp okurken kağıtları da yırtarak suya atıyordu. Birden lambanın ışığı titremeye başladı. Kulaklarım çınlıyordu ve ışıklar söndü. O karanlıkta birbirimizi göremiyorduk. Mustafa Hoca susmuştu. 1 dakika sonra ışıklar tekrar yandı. Mustafa Hoca yerde kıvranıyordu. Hemen hocayı kendine getirdik. Öylece konuşmadan 5 dakika bekledi. Ve bu şey çok güçlü. Bu beni aşar dedi. Ben şimdi ne yapacağım diye üzülerek sordum hocaya. 5 dakika daha sustu. Sonra Topal Hoca dedi. Bu işi ancak Topal Hoca çözer dedi. Cebinden telefonunu çıkartıp yan odaya geçti. 5 dakika sonra geldi. Seni görmek istiyor. Yarın Ankara'ya gidiyoruz dedi. Gidin, iyice dinlenin. Yarın sabah namazından sonra benim araba ile gideriz dedi. Bizi kapıya götürdü. Bildiğiniz bütün duaları okuyup öyle yatın dedi. Evine girdi. Biz de kendi evimize gittik. Bildiğim bütün duaları okuyup hemen yattım. Gece rüyamda o kediyi gördüm. Sabah ezanının sesiyle uyandım. Babamı alıp camiye gittim. Namazdan sonra babama sen burada kal. Evdekileri yalnız bırakma dedim. Babam bana merak etme. Buradakiler bana emanet. Siz kendinize dikkat edin dedi. Mustafa Hoca'nın arabasıyla yola çıktık. 3 saatlik yol boyunca Mustafa Hoca pek fazla konuşmadı. Ankara Polatlı'da eski bir evin önünde durduk. Kapıyı çaldı. Kapıyı 65 yaşlarında, uzun sakallı, 1.65 boylarında, nur yüzlü bir ihtiyar açtı. Bizi içeriye aldı. Evin duvarlarında Arapça yazılar vardı. Güzel ve sade bir evdi. Topal Hoca bizim için eşine yemek hazırlattı. Yemekten sonra Topal Hoca bize bir oda gösterdi. Odada 2 tane yatak vardı. Mustafa Hoca'ya bir şey söyledi ve odadan çıktı. Mustafa Hoca'ya sordum ne söyledi sana diye. Hemen ritüele yatsı namazından sonra başlayacağız diye söylemiş. Yatsı namazına kadar yatıp dinlenelim demiş. Ben yatar yatmaz uyumuşum. Mustafa Hoca'nın sesiyle uyandım. Kalk artık diyordu. Saat kaç oldu diye sordum. Akşam oldu dedi. Çok güzel uyumuştum. Topal Hoca bize bir sofra hazırlatmıştı. Çok acıkmıştım. Yatsı namazını kıldıktan sonra Topal Hoca bizi başka bir odaya götürdü. Oda ortadaki büyük gümüş tepsi hariç tamamen boştu. Bana dönüp sen geç otur Mustafa, sen de gel bana yardım et dedi. Ben geçip tepsinin yanına oturdum. Az sonra Mustafa Hoca ve Topal Hoca geldi. Topal Hoca'nın elinde bir güğüm, Mustafa Hoca'nın elinde büyük bir kova vardı. Topal Hoca güğümdeki suyu tepsiye boşalttı. Mustafa Hoca da elindeki kovadan ne balığı olduğunu bilmedi. 3 tane balığı tepsinin içine attı. Topal Hoca karşıma oturdu. Mustafa Hoca da yanıma. Topal Hoca elini uzat dedi. Ben de uzattım. Bir iğne batırdı. 3 damla kanı tepsiye damlattı. Arapça olmadığını bildiğim bir dilde bir şey okumaya başladı. Topal Hoca okudukça kulaklarım çınlıyordu ve birden bu Müslümanı rahat bırak, git buradan, yoksa seni yakarım diye Türkçe konuşarak bağırmaya başladı. Topal Hoca kendine ait olmayan kalın ve tiz bir sesle konuşuyordu. Topal Hoca tekrardan bilmediğim bir dilde bir şey okumaya başladı ve kulağımdaki çınlama kesildi. Mustafa Hoca kendine geldi. Sana bir ifrit musallat olmuş. İşimiz zor ama Allah'a şükür çözümü var dedi. Topal Hoca ayağa kalktı. Odanın içindeki kileri açtı. Yardım edin de şu aynaları getirelim dedi. Biz de aynaları getirdik. 4 tane ayaklı boy aynası getirdik. Tepsiyi odanın diğer ucuna koyduk. Topal Hoca odanın ortasına büyük bir çember çizdi. Çemberin ortasına geçmemi işaret etti. Çemberin ortasına geçtim. Aynaları önüme, arkama ve sağıma soluma yerleştirdiler. Gözlerini kapat ve sakın açma dedi hoca. Gözlerimi kapadım. Topal Hoca bilmediğim bir dilde bir şey okumaya başladı. Yine kulaklarım çınlıyordu. Topal Hoca'nın sesi giderek yükseliyordu. Kulaklarındaki çınlama da aynı oranda artıyordu. Birden üzerime bir ağırlık çöktü. O gelmişti. Onu hissedebiliyordum. Merakıma yenik düşüp gözlerimi biraz açtım. O varlık aynanın içindeydi. Gözlerini kapat diye bağırdı Topal Hoca. Aynalardan çatırdama sesleri geliyordu ve başıma bir ağrı saplandı. Başım ortadan ikiye ayrılacak gibi hissediyordum. O esnada bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir yatakta yatıyordum ve başucumda Mustafa Hoca vardı. Ne oldu diye sordum. Topal Hoca onu yakarak öldürdü. Her şey bitti, kurtuldum dedi. Kalktım ve Topal Hoca'nın yanına gittim. Elini öptüm. Allah razı olsun hocam. Borcumuz ne diye sordum. Bu işler para için yapılmaz. Allah rızası için yapılır dedi. Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açık etsin diyerek bizi yolcu etti. O günden sonra bir daha başıma böyle bir olay gelmedi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Takipçi hikayeleri. Yaşadıklarımın tamamen gerçek olduğunu bilmenizi istiyorum. Anlatacaklarım, bu işlerin merak edilmemesi, araştırılmaması ve üzerine gidilmemesi gereken konular olduğunu sizlere söylemek ve ne kadar vahim durumlara yol açabileceğini anlamanızı sağlamak içindir. Yaşadığım yer ya da kimliğim hakkında bilgi vermeyeceğim. Sadece yaşananları tüm gerçekliğiyle sizlere anlatacağım. Ben ailemin tek çocuğuyum. Adımı bilmenizde sakınca yok. Adım Faris. Babam yıllarca imamlık yapmış, dini bütün bir kişi. Anadolu'nun birçok ilini dolaştık. Babam sanki bir şeylerden kaçarmışçasına gittiğimiz yerler 1 ya da 2 yıldan fazla kalmazdı. Aslında bu yer değiştirme olayları şöyle başladı. Anadolu'nun bir köyünde imamlık yaptığı zamanlarda bir gece şiddetle kapımız çalındı. O zamanlar ben 14 yaşındaydım. Evimiz caminin hemen yanında olan köy lojmanıydı. Gecenin bir yarısı alacaklı gibi kapımızı çalan bu kişi kim diye hepimiz merak edip ayağa kalktık. Babam sakin olmamızı söyleyerek kapıyı açtı. Kapıyı açtığında köyde daha önce hiç görmediğimiz 2 kadın 2 erkek vardı. Hani bazı insanları ilk gördüğünüz an negatif duygular hissedersiniz ya. Bu kişilerin hal ve tavırlarından hiç haz etmedim. Kişileri incelerken dışarıdaki pikap tarzı bir aracın arkasında tavut olduğunu gördüm. Erkeklerden yaşlı olanı lafa girdi. Hocam zor durumdayız, yardım edin dedi. Babam anneme ve bana siz içeriye geçin, ben konuşup geleyim. İnsanlar müşkül durumdaymış diyerek kapıyı kapatmak istedi. Ben babamı yalnız bırakmak istemediğim için annem içeride kaldı. Ben de babamın yanında kaldım. Yaşlı adam tekrar lafa girdi. Hocam biz bu köye yakın bir köyde oturuyoruz. Köyümüzün imamı olmadığı için, köyde de kimse bu işlerden anlamadığı için rahmetliyi yıkatamadık. Sizden yardım istiyoruz dedi. Babam başta biraz laf vurarak keşke gün ağarınca gelseydiniz gibisinden söylenecek gibi oldu ama sonra insanların acısını anlayıp kabul etti. Ben hala babamı yalnız bırakmak istemiyordu ama çok da korkuyordu. Babam bana oğlum sen artık büyüdün, eğer korkarsan eve annenin yanına git dedi. Fakat ben hayır baba korkmuyorum, sana yardım etmek istiyorum dedim. Ama içimdeki korkuyu anlatamam. Dizlerimin titrediğini hissedebiliyordum. Tavutu gasilhaneye getirdiler. İçeride sadece ben, babam ve babamla konuşan yaşlı adam kaldı. Diğer akrabaları arabanın içinde beklemeye başladılar. Babam tavutun kapağını açtı. Hayatımda ilk defa babamın bembeyaz olduğunu gördüm. Babam bana heyecanla oğlum sen çık Kapının önünde bekle. Senden bir şey istersem ben seni çağırırım dedi. Ne kadar kalayım desem de babam beni dışarıya çıkardı. Bu tavrı merakımı iyice arttırmıştı. Dışarıya çıktım ama kapının aralığından içeride neler olduğunu izliyordum. Babam tabutun kapağını kapatmış. Yaşlı adama bu kim, buna ne oldu böyle gibisinden hararetli bir şekilde sorular soruyordu. Yaşlı adam hiçbir soruya tam cevap vermiyordu. Belli ki o da korkuyordu. Bir ara arabada bekleyen akrabalarına baktım. Arabadaki 3 kişi öylece bana bakıyorlardı, tepkisiz bir şekilde. Bu iş gitgide beni daha da korkutmaya başlamıştı. Asıl şoku tekrar kafamı kapının aralığından içeriye baktığımda yaşadım. Tabutun içindeki kişiyi yaşlı adamla babam çıkartırken gördüm. Sanki adam kalıp gibi kalmış, elleri ayakları çarpılmış ve boynu geriye dönmüştü. Göz oyukları sanki boş gibiydi. Korkudan kanımın çekildiğini hissediyordum. Babam sürekli "Allah'ım sen yardım et ya Rabbim" diyerek işini yapmaya çalışıyordu. Bir ara babam ölüyü yıkarken odanın duvarlarında gölgelerin gezdiğini gördüm. Hayatınızda hiç böyle bir çıkmazda kaldığınız oldu mu bilmiyorum. Kalp atışlarım kulaklarımda, nefes almaktan korkuyordum. Babama seslenmek istedim fakat cesaret edemedim. Babam yaşlı adamdan ölüyü yıkarken yardım istiyordu. İkisinin ölüyü yıkadığı sırada kapıdaki o aralık sert bir şekilde örtüldü. Kapının kapanmasıyla çığlık atmam bir oldu. Şoka girmiştim. Benim bağırmama babam geldi. "Ne oldu?" dedi. Anlatamıyordum. Biraz kendimi toplayıp onları kapının aralarından izlediğimi söyledim. Babam bana "Oğlum, annenin yanına git. Annene söyle, birlikte Kur'an okuyun. Ben Allah'ın izniyle şu işi halledip geleceğim" dedi. Babamın dediğini yaparak eve çıktım. Eve çıktığımda annemin çoktan Kur'an okumaya başladığını gördüm. Abdest alıp hemen yanına oturdum. Bir yandan da ara ara camdan dışarıya bakıp gidip gitmediklerini kontrol ediyordum. Annem Kur'an okumaya devam etti. Bir süre sonra araba sesi duydum. Fazla geçmeden evin kapısı açıldı. Babam eve geldi. Babama neler olup bittiğini soramadım. O gece fazla konuşmadan yattık. Ertesi gün hafta sonuydu. Birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Fakat babam hala durgundu. Babama dün gece gelen insanların kim olduklarını ve o adamın neden o halde olduğunu sordum. Fakat babam da kim olduğunu, neden o hale geldiğini bilmediğini söyledi. O da sormuş fakat yanıt alamamış. Bu olaydan sonra bulunduğumuz evde tuhaf olaylar olmaya başladı. Geceleri gasilhanenin ışıkları yanıyordu kendiliğinden. Babam her sabah namaza gittiğinde ışıkları yanık buluyordu. Öyle ufak tefek olaylar yaşanıyordu. Asıl olay ise babamın başına geldi. 1-2 hafta sonra babam sabah namazı için camiye giderken yine gasilhanenin ışığının yanık olduğunu fark etmiş. Işığı kapatmak için gasilhaneye girdiğinde ışıklar aniden kapanmış. Gasilhanenin kapısı kendiliğinden kapanmış. O gecenin sabahında annemle biz babamı evde bekliyorduk. Fakat babam gelmedi. Ben merak edip önce camiye baktım. Camide babam yoktu. Köy cemaatinden 1-2 kişiye babamı sordu. Fakat onlar da babamın sabah namazına gelmediğini söylediler. Bu iş beni daha da tedirgin etti. Etrafı ararken aklıma gasilhane geldi. Gasilhaneye girdiğimde babamın baygın halde yerde yattığını gördüm. Ben babamı bulduğumda köyün yaşlılarından 1-2 kişi de benimle birlikteydi. Babamı ayılttık. Babam ayıldığında dualar ediyordu. Yüzünden ne kadar korktuğu belli oluyordu. İnsanların içinde bir şey anlatmadı. Eve gittiğimizde buradan gitmemiz gerektiğini söyledi. Annem ısrarla orada ne yaşadığını sordu. Babam da yaşadıklarını anlattı. Gece oraya girdiğinde kapı aniden kapanıp ışıklar sönmüş. Daha sonra arkasını döndüğünde o gece gelen kişilerin ölen yakını yine masanın üzerinde yatıyormuş. Babam dualar okuyarak eve bize bağırmış. Fakat kimse sesini duyuramamış. Ölünün etrafında siyah, dumanımsı kişilerin dolaştığını görmüş. Babamı hesaba çekmişler. Sen nasıl bizim alemden birini yıkarsın demişler. Babam daha fazla dayanamamış, bayılmış. Bu olayın sonrasında o köyden taşındık. Gittiğimiz yerlerde babam kendini hiç rahat hissetmedi. Emekli olana kadar bir yerde 1-2 yıldan fazla kalmadı. O olaydan sonra asla ölü yıkamadı. Bu tarz olayların ne kadar kötü olaylar olduğunu yaşamayan bilemez. Allah'a şükürler olsun ki babam ve biz bu olayları atlattık. Varlıklarına inanın ama daha fazlasını merak edip üstlerine gitmeyin. Dünyanın belli bir düzeni var. Kimse kimseyi rahatsız etmediği sürece düzen bozulmaz. Ama onları rahatsız ederseniz sonuçları ağır olabilir. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Kimilerini korkutan, kimilerinin ürperdiği bir hikaye. Ancak gerçekten insana dehşet veren, değişik, kesinlikle yaşanmış bir hikaye. Yaşayanı korkutmuş, senelerce korkunç rüyalarla yatağından uyandırmış. Yaşayanın unutamadığı gerçek bir hikaye. Bir mezar kazıcısının hikayesi. Hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim sizler için anlatacağım hikayeyi bizzat en yakın arkadaşım abartısız yaşamıştır. Onun bu yaşadıklarından öylesine etkilendim ki günlerce aklımdan çıkmadı. Arkadaşım da uzun süre kendisine gelemedi. Bizim gibi gariban, saf, iyi niyetli temiz insanların aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir şeydi bu. Biz sadece ekmeğimizin derdine düşmüş insanlarız. Aradan uzun zaman geçip bu duruma alışınca artık yaşadıklarımızı da anlatır oldum. Aslında olayları birebir yaşayan kişi benim can arkadaşım Osman. Hemen hemen her akşam buluşur, biraz sohbet eder, dertleşirdik. Böylelikle ben de olayları az çok biliyorum. Osman 18 yaşında bir trafik kazasında ailesini kaybedince babasından kalan bir gecekonuda yalnız yaşamaya başladı. Bir kardeşi ya da bildiğimiz kadarıyla bir akrabası yok. Varsa da ben bilmiyorum. Hikayenin bundan sonrasını Osman'ın ağzından anlatıyorum. Bundan birkaç yıl önceydi. Ailemi kaybedince okuluma devam edemedim. Askerliğimi bitirip gelince her yere iş başvurusunda bulundum. Ancak devamlı çalışacak bir iş bulamıyordum. Dönemlik, kısa işlerle idare ediyordum. Bu aralar artık dönemlik işlerde çıkmaz oldu. Yarı tok, yarı aç yaşar oldum. Şehir merkezinde inşaatlara işçi toplayan araçları bekler, inşaatlarda çalışırdım. Günden güne zayıfladığım için artık inşaat işi için beni seçmez oldular. Günlerim böyle geçerken hiç beklemediğim, artık umutlarımın bittiği bir gün iş ve işçi bulma kurumundan işe davet mektubu aldım. Kuruma görüşmeye gittiğimde şehir merkezimizin huzur evine sürekli işçi olarak bir teklif aldım. O kadar çok sevinmiştim ki hiç düşünmeden kabul ettim. Huzur evi bayağı geniş bir alana kurulmuş büyük bir yerdi. Kendimce oradaki işçilik ne olabilir ki dedim. En basit temizlik işçiliğidir diye düşündüm. Ne iş yapacağımı hiç sormadan ertesi gün ilk gün diye arkadaşlarımın düğünlerinde giydiğim tek takım elbisemi giyip işe gittim. Sabah iş yerine ulaşınca bir görevli beni huzur evinin arkasındaki kendinden en az 5 kat büyük mezarlığa götürdü. Giderken bile ne iş yapacağımı kestirememiştim. Herhalde mezarlık bekçiliği yapacağım dedim kendi kendime. Çok iyiymiş dedim. En azından yorulmayacağım. Görevli beni mezarlık bekçisinin bulunduğu tek odalı, içinde tuvalet, banyo ve mutfağı olan kulübeye götürdü. Orada kulübenin merdivenlerinin altında bulunan kazma kürekleri gösterip "Senin işin mezar kazıcılığı arkadaşım. Huzur evinde cenaze olunca mezarlarını sen kazacaksın" dedi. Önce bir ürperdim. "Ama ben bugüne kadar hiç mezar kazmadım ki" dedim. "Öğrenirsin, öğrenirsin, zor bir şey değil" dedi. Sonra başımı kaldırıp mezarlık bekçisinin yüzüne baktım. "Sıkıntı yapma. Ben daha önce gördüklerimden anladığım kadarıyla sana tarif ederim" dedi. Sonra görevli giderken Sen de bekçiyle beraber kulübede bekleyeceksin. Cenaze olunca telefonla bildiririz. Sen de işe başlarsın. Her işin bir zorluğu var dedi ve gitti. Olanlardan sonra hem şaşırdım hem de biraz üzüldüm. Ben bugüne kadar hiç böyle bir mesleğin var olduğunu düşünmemiştim. Şaşkınlığım bunaydı. Üzgün olmam ise birilerinin yaşamlarının sona erdiğini duyacak olmamdı. Şöyle etrafıma bir bakındım. Mezarlık büyüktü ve 3/4 boştu. Bekçiye, herhalde çok fazla cenaze olmuyor dedim. Orası hiç belli olmaz. Bak şu 5 mezar yeni. Bulaşıcı hastalık mı var ne bilmem. Ama bunlar arka arkaya 2 gün içinde vefat ettiler dedi. İlk gün böyle geçti. Mesai bitiminde mahalle camimizin hocasına gidip mezar kazım konusunda bilgi aldım. İşi öğrendikten sonra zora kalan kısım kazmayla kuru toprağı kazmaktı. İşe başladığım 2. günümde daha kapıdan girmeden acele et, bugün öğle bir cenaze var dediler. Hızla üstümü değiştirip başladım mezarı kazmaya. Çok zordu. Toprak çok sertti. Hocanın verdiği ölçülere göre mezarın eni uzunluğunun yarısı kadar olacaktı. Derinliği en az bir insan boyunun yarısı kadar olacak şekilde öğle vaktine mezarı yetiştirmiştim. 5-6 saat sürdü. Çok yorulmuştum. Eğer cenaze 2 tane olsaydı mümkün değildi. Aynı zamana yetiştiremezdim. Neyse, böyle her gün bir cenaze derken bir hafta bitmişti. 2. haftaya başladığım ilk gün 3 tane cenaze vardı. Ben artık cenaze haberini almadan mezarları önceden kazdığım için anca yetiştiriyordu. Yalnız haftanın son günü 5 kişi birden olunca mezar bekçisi de bana yardım etti ve mezar kazarken "Seninle mutlaka bu konuda ciddi konuşmalıyız" dedi. "Nasıl yani? Sence bu kadar sık böyle olması normal mi?" "Bilemiyorum. Daha önce bir huzur evinin mezar kazıcılığını hiç yapmadım." "Bak oğlum, dışarıda normal bir mezar kazıcısı günde 5'ten fazla mezar kazar. Mezarı da birkaç kişi kazar. Ancak burası dışarısı değil. Bir hastanede bile bu kadar ölen olmaz. Bunda bir iş var." "Nasıl yani? Anlamadım." "Ben polise gideceğim. Sebep? Bak oğlum, ya bu garibanları birisi öldürüyor ya da bulaşıcı bir hastalık var. Her gün tek tek ölüyorlar. Ne bileyim, bu ölümler emniyete bildiriliyordur. Onlar takibe çıkmıştır belki. Oğlum, onlar binlerle, milyonlarla uğraşıyorlar. Bir şikayet olmazsa gözlerinden kaçıyordur. Onları uyarmak için şikayet etmek gerek. O zaman şüphemizden gidip bahsedelim. Biz bir işe karışmayalım. Abi, işin altından ne çıkacağı belli olmaz" diye konuşmalarımız mesai bitimine kadar sürdü. Mesai bitiminde tuttuk karakolun yolunu, şüphelerimizden bahsettik. Başkomiser ifadelerimizi aldıktan sonra memurlardan huzur evi ile ilgili bilgileri aldıktan sonra bizi gönderdiler. Pazartesi sabahı işe gittiğimizde her yer polis kaynıyordu. 4-5 tane ambulans ve doktorlar vardı. Gömülen son 5 cenazenin mezarını açmak için görevli araştırmacılar vardı. Herkes soruşturmaya alınmıştı. Huzur evinin kapıları kapanmış, dışarıdan ziyaretçi alınmıyordu. Çalışanlardan da kimse dışarıya çıkamıyordu. Her yerde polis vardı. Biz de mesai bitmene kadar bekledik. Hiçbir haber alamadık. Huzur evi sakinleri bile dinlenmiş. Soruşturma günlerce sürdü. Bu arada vefat eden kimse olmadı. Sonuca gelecek olursak, emniyet bize bir bilgi vermedi. Ancak huzur evinin baş hemşiresiyle birlikte stajyer hemşire de gözaltına alınmıştı. Birkaç gün sonra stajyer hemşire bırakıldı. Tüm olan biteni güvenliğe anlatmış. O da bize anlattı. Söylediğine göre baş hemşire bir çeşit bunalıma girmiş ve yaşlı hastalara verilen insülin dozunu arttırmış. Dediğine göre insülin vücudun ürettiği bir şeymiş. Ben bu konuda pek bir şey anlamadım ama dışarıdan verildiği pek anlaşılmazmış. İnsanlar şeker düşüklüğünden komaya girip ölüyorlarmış. Stajyer hemşire reçetenin dışına çıkmamış, baş hemşirenin dediklerini yapmamış. Baş hemşirenin iğne yaptığı hastaların hep öldüğü anlaşılmış. Ben de stajyer hemşireyi gördüğümde çok ağlıyordu. Çok korkmuş olanlardan. Her şey bittikten sonra mezarlık bekçisini ve beni karakola çağırdılar. Biz hiç beklemiyorduk. Gittiğimizde bize teşekkür ettiler. pek çok insanın hayatını kurtardınız dediler. Ben olanlardan fazlasıyla etkilenmiş, çok korkmuştum. Sözleşmemin bitmesini beklemeden işi bırakmak istiyordum ancak bu teşekkürden sonra bir şey diyemedim. Biraz daha bekleyeyim derken bu sefer de bizi Huzur Evi Müdürlüğü'ne çağırdılar. Bekçiye 2 maaş ikramiye, bana da kadro verdiler. Hala endişeliyim. O da bize bir tecrübe oldu. Hala mezar kazıyorum. Bir ara yetiştiremem diye arka arkaya mezar kazdım. Hala boş boş duruyor. Aman dursun. Kimseler ölmesin. Artık 2-3 ayda bir, 6 ayda bir kişi falan vefat ediyor. Onlar da gerçekten ağır yatağa bağımlı hastalar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Hikayeye başlamadan önce bu serinin videolarını nasıl yapmaya başladım, bunu anlatmak istiyorum. Paranormal olaylarla ilgili videolar çekmeye başladığımda bir takipçim kendi yaşadığı olayları bana anlattı. Ben de internetten bulduğum hikayelerden daha çok etkilendiğim için onun hikayesini paylaşmaya karar verdim. Onun hikayesini paylaşırken bunun bir video serisi haline geleceğini düşünmemiştim. Fakat umduğumdan daha iyi dönüşler oldu. Bu video serisini ben de çok sevdim. Sizler nasıl yeni hikayeleri dinlemeyi merakla bekliyorsanız, ben de sizlerden gelecek hikayeleri sizler gibi heyecanla bekliyorum. Son olarak, bu hikayelerin tamamen gerçek ya da tamamen yalan olduğunu asla kanıtlama şansım yok. Ben de hikayeleri bana anlatıldığı kadar biliyorum. Gerçek ya da sahte olup olmadığına sizler daha iyi karar verebilirsiniz. Şöyle bir gerçek var ki, dinlemesi ve okuması gerçekten çok zevkli oluyor. İşimi severek yapmamı sağlıyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Hikaye başlıyor. Olay 10 sene önce Eskişehir'in Karaağaç köy okulunda bir arkadaşımla başımdan geçti. O zamanlar ben boya-badana işleri yapıyordum. Hem okuyordum hem de çalışıyordum. Lise çağındaydım. Olayı yaşadığım zamanlar yaz tatilindeydik. Gündüzleri bir akrabamın evinde çalışıyordum. Samimi olduğum Yusuf isminde bir arkadaşım var. Bir gün yanıma geldi. Karaağaç köyünün muhtarı köy okulunu boyatmak istiyormuş. Okul faaliyette olan bir okul değil. Cenaze, bayram gibi günlerde köy odası niyetine kullanılan bir bina. Eskiden okulmuş yani. Bu binayı boyatmak istiyormuş. Ben de kabul ettim. O günkü işimi bitirip akşam vakti okulu boyamaya gittik. Okul köyün girişinde ıssız bir yerde kalıyor. Muhtar bize 300 TL vereceğini söylemiş Yusuf'a. Ben bunu duyunca daha da keyiflendim. 10 yıl öncesinde 300 lirayı hesap edin. Deli para. En azından lise okuyan bir insan için güzel para. Okulu bir günde boyarız diye hesap etmiştim. İlk gün köyün gençlerinden yardım edenler oldu. Sohbet muhabbet boyadık. Fakat yarına iş kaldı. Biz Emirdağ'da yaşıyoruz. O akşam işi bitirip eve gittik. Sonraki gün Yusuf'un mobiletiyle yine gittik. Mobiletin ön farı da yoktu. Karanlıkta, ay ışığında gidiyorduk. Köy okuluna vardık. Hemen işe koyulduk. Boya yapmaya başladık. Bir yandan sohbet ediyorduk. Yaz sezonu olduğu için 2 tane yabancı kız arkadaşımız vardı. İşi bitirip onlarla buluşmayı planlıyorduk. Biz muhabbet ederken bir ses duyduk. Ne sesi olduğunu ilk başta anlayamadık. Daha sonra bebek ağlama sesi olduğunu anladık. Ama o kadar tuhaf bir ağlama sesi ki insanın içini korku kaplıyor. Ses kesildi. Biz de üzerinde durmadık. Köyde bilmediğimiz için yakınlarda bir evden geliyordur diye düşündük. Bu konuyu fazla dillendirmedik. Şakayla karışık Yusuf küfür etti. "Amekü, bakamıyorsanız yapmayın çocuk" dedi. O küfür ettikten sonra az önceki ağlama sesi birden korkunç kahkahalara dönüştü. İkimiz de şoka girdik. İşi gücü bıraktık. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyorduk. Daha sonra ses yine kesildi. Aceleyle işi bitirip gidelim diye işe koyulduk. Aradan 15-20 dakika geçti. Dışarıdan ayak sesleri gelmeye başladı. Sanki dışarıda onlarca insan dolaşıyor gibi ses vardı. İkimizin de tüyleri diken diken oldu. Camdan dışarıya bakmaya cesaret edemiyorduk. Merakımıza yenik düşüp camdan dışarıya bakmaya karar verdik. Dışarıya baktığımızda dışarıda kimse yoktu. Okula yakın bir yerde sokak lambası vardı. Sokak lambasının altında köpek mi desem kurt mu desem bir şey vardı. Simsiyah, hiç hareket etmiyor, havlamıyor. Öylece okulun içinde bizim bulunduğumuz yere bakıyordu. Biz artık işi gücü bıraktık, gitmeye karar verdik. Malzemeleri toplarken okulun içinde bulunduğumuz odanın camları hiç rüzgar olmamasına rağmen şiddetli bir şekilde kapandı. Yusuf'a bırak malzemeleri, gündüz vakti gelip alırız, çıkalım şu okuldan dedim. O da dediğimi yaparak birlikte dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımızda hayatımızın şokunu yaşadık. Dışarıda 50'li yaşlarda yaşlı bir kadın "Gidin buradan, gidin" diye bağırıyordu. Kadını gördüğümüz an olduğumuz yere çivilendik. Yusuf normalde esmer bir çocuk fakat yüzü bembeyaz oldu. Muhtemelen benim yüzüm de bembeyazdı. Kadının sesi kulaklarımızı çınlatıyordu. Daha sonra kadın okula yakın olan ormana doğru yürüyerek gözden kayboldu. Yusuf'a tekrar baktım. Dudakları hareket ediyordu. Dua ediyordu. Hemen mobilete atlayıp eve gittik. O geceyi o şekilde atlattık. Ertesi gün muhtarın yanına gittik. Muhtara olanları anlattık. Muhtar okulun boşaltılmasının nedenini anlattı bize. Okul faaliyetteyken okulda tek öğretmen varmış. Öğrenci sayısı da 20-30 talebe ancak varmış. O okula gelen öğretmenler bir ay kalıp birinci ayın sonunda apar topar kaçar gibi gidiyormuş. Birkaç defa aynı olay tekrarlanmış. En son bir öğretmen gelmiş. Okulun bu durumundan rahatsız olan veliler köylerine yakın olan başka bir okula yollamış çocuklarını. Okulda çok az öğrenci kalmış. Öğretmenler okulda birleşik olan tek katlı lojman gibi bir odada kalırmış. En son gelen öğretmen bir aydan fazla dayanmış. Gitmemiş köyden. Bir gece köy halkı uykudayken köyün dışında kalan bu okuldan sesler gelmeye başlamış. Kahkaha sesi, çığlık sesi gibi sesler yükselmiş. Fakat gece vakti kimse okula gitmeye cesaret edememiş. Sonraki gün çocuklar okula geldiğinde o korkunç manzarayla karşılaşmışlar. Öğretmenleri okulda kendisini asmış. Bu olaydan sonra okul kapatılmış. Uzun bir süre bina kullanılmamış. Bu olay unutulduktan sonra okul binasını kullanmak istemişler. Bayramda cenazete gelen misafirlere binada Kur'an okutulup yemek veriyorlarmış. Okulun geçmişteki hikayesi bu. Öğretmenin niye kendini astığını az çok tahmin edebiliyorum. Kalan işi gündüz muhtarla birlikte gidip bitirdik. Paramızı alıp oradan gittik. Yaşadıklarımızı hiçbir zaman unutmadık. O köye ve okula bir daha yolumuz düşmedi. Daha da düşse de gitmem. O okulda yaşanılanların neden yaşandığını hala merak ediyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Her şey üniversiteye başladığım yıl başladı. Büyük emeklerimden sonra Karabük Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazanmıştım. Ailemle birlikte kayıt yaptırmaya gittiğimde şehrin varoşluğu ve tenhalığı içimi ürpertmişti. Nasıl olacak da burada okuyacağım diye düşünmeye başlamıştım. Şehirde çok büyük bir fabrikanın olması da havayı genellikle kapatıyor ve sarartıyordu. Zaten Karabük puslu bir şehirdi. Kayıt yaptıktan sonra memleketim Kocaeli'ye geri döndük ve gerekli eşyalarımı aldıktan sonra otobüsle Karabük'e doğru yola çıktım. Karabük'e giden yollar genelde tenhadır ve dağlıktır. Karabük'te okula en yakın yurda kayıt yaptırmıştım. Kuzenim de o yurtta benim odamda kalacaktı. Bir süre sonra içimde bir ürperti olmaya başladı. Özellikle geceleri peşimi bırakmaz olmuştu. Kendi kendime "Oğlum yapma, sen psikoloji okuyorsun. Gelip geçici bir durumdur" diye düşündüm. Ama hiç de öyle değilmiş. Bölüm hocalarından birine bu durumu anlattım. Kendisi ilahiyat lisanslıydı ve olanları tabii ki başka bir yönde olabilir dedi. Ama bunları düşünmememi, yaklaşan sınavlara konsantre olmamı söyledi. Rüyalarımda garip ve korkunç şeyler görmeye başladım. Bazen rüyalarımdan korkarak uyanıyordum. Bir gece uyandım. Saat 3:30'u gösteriyordu. Koridorun ışığı loş bir şekilde yanıyordu. Lavaboya doğru yöneldim. Ama önümde bir karartı gördüm. Ne olduğunu tam fark edemedim. Daha sonra lavaboya girdim. Ellerimi yıkarken aynanın arkasında bir şeyin olduğunu fark ettim. Korkudan dışarıya fırladım. O varlık tam olarak karşıma çıktı. Simsiyah gözleri, kan içinde suratı vardı. O an olduğum yerde kaldım. Daha sonra kuzenim geldi. "Abi ne oldu? Neden durdun?" diye sordu. Ben de korkudan ne konuşabiliyordum ne de odaklanabiliyordum. Olanları anlatamadım. Sabah olanları babama anlattım. O da çok fazla cin filmi izlediğimi, psikolojimin etkilendiğini, öyle şeylerin bizimle temas kuramayacağını söyledi. Ama bu beni hiç teselli etmemişti. Hemen bulunduğum yerdeki bir cami hocasının yanına gittim. Olan biten her şeyi anlattım. O hoca da bir hocanın olduğunu, bu tür durumlarda yalnız başa çıkamayan insanlara yardımcı olduğunu söyledi. Hemen gitmek için adresini istedim. Hocayla birlikte camiden dışarıya çıktık. Karşımızdaki dağın en tepesini gösterdi. Orada soluk bir ışık yanıyordu. Dediğim hoca orada. Ama oraya asla yalnız gitme ve sabahtan çıkın. Karanlığa kalmayın dedi. Kuzenimi aradım. Olanları anlattım. O da yurtta birkaç güvendiğim arkadaşımla birlikte öteki gün oraya gidebileceğimizi söyledi. Sonra durumu istemeden de olsa diğer arkadaşlarıma da anlattım. Gece yine uyandım. Anlattığım arkadaşlardan bir tanesi Semih, gecenin bir yarısı gözleri hafif açık bir şekilde balkona çıkmış, beni izliyordu. KYK yurtlarını bilen bilir. Balkonlardan birbirimizi görebiliyorduk. Çünkü odalarımız yan yanaydı. Ortak balkonumuz vardı. Ben de cama doğru yöneldim. "Semih, bu soğukta ne yapıyorsun?" dedim. Birden kafasını bana çevirdi ve cama yaklaşarak "Senin için geliyorlar, kaçamazsın" dedi. Daha sonra geriye dönüp odasına gitti. Sabah uyandığında onların odasında bulunan Ali denen arkadaşa gece Semih'in kalktığını söyledim. Balkonda yaptığını söyledim. Ali de Semih'in uyur gezer olduğunu söyledi bana. Bana neden öyle bir şey söylediğini bir anlam veremedim. Fakat bundan Semih'e hiç bahsetmedim. Hocanın evine giderken yanımıza sandviç, fener, su ve bıçak alarak dağa doğru yöneldik. Orman bir harikaydı. Ağaçlar, kuşlar çok güzeldi. Birden içimde güzel hisler hissettim. Kuzenim Eren, "Abi yüzün gülüyor. Daha iyisin değil mi?" dedi. "Evet" dedim. Daha sonra yürümeye devam ettik. 1-2 saat yürüdükten sonra dağın tepesine ulaştık. Hayret verici bir şekilde dağın tepesinde bulunan evler yıkık döküktü. Korku filminden çıkmış gibilerdi. Tepede sadece bir tane evin penceresinde perde vardı ve sağlam olarak gözüken tek ev oydu. O eve doğru yöneldik. Besmele çekip kapıyı çaldık ve bir kadın kapıyı açtı. "Selamünaleyküm teyzeciğim. Biz hoca efendiyi görmeye geldik" dedi. O da "Aleykümselam oğlum. Buyurun hepiniz" deyip içeriye aldı bizi. Hocanın yanına doğru yöneldim. Tekrar selam verdikten sonra "Buyurun oturun" dedi. Hepimiz oturduk. Duvarlarda Hazreti Ali'nin resimleri vardı. Kılıcı vardı. Sakalları çok uzundu hocanın. Ben de merak edip sordum. "Bunların anlamı nedir hocam?" dedim. O da "Ben Aleviyim evladım" dedi. "Soyundan geliyorum. Yardıma muhtaç olanlara Allah'ın izniyle yardım ediyorum" dedi. Hocaya olan biten her şeyi anlattım. O da beni farklı bir odaya çağırdı ve baş başa konuştuk. Bana mutlak suretle bir cinin musallat olduğunu, bunu auramdan bile anladığını, buraya bile peşimden getirdiğimi söyledi. Bu odada yalnız değiliz dedi. Ben birden ağlamaya başladım. "Peki ne yapacağız hocam?" dedim. "Ben kötü biri değilim. Hiçbir canlıya kıymadım. Kimseye kötülük etmedim. Saygısızlık yapmadım. Neden bunlar başıma geldi?" dedim. Hoca bana "İstersen seni bu cinle konuşturabilirim" dedi. Ben de hayat boyu hatırlayacağım için bunu kabul etmedim. Açıkçası çok korkmuştum. Daha sonra içeriden Ali ve Eren yanımıza geldi. Ben de yerdeki halının üstüne sırt üstü uzandım. Hoca şimdi hep birlikte bir rüyaya dalacağımızı söyledi. Rüyaya dalmayı beklerken çok başka bir yerde buldum kendimi. Yanımda Ali, Eren ve kardeşim Doğan vardı. Böyle harabe gibi bir evin dışındaydık. Hava yağmurluydu. Karabük'teydik. Bunu anlayabiliyordum. Sonra bir kadın bizi yanına çağırdı. Islanmamak için onun yanına gittik. Kadını gözüm tutmamıştı. Önce odaya ben girdim. Sonra Doğan, sonra Ali ve en son olarak da Eren girdi. Odaya girdiğim anda o kadın birden koridorda gördüğüm yaratığa dönüştü. Tam o anda arkadan hoca belirdi ve dışarıya çıkmamızı işaret etti. Ben de Doğan'a var gücüyle kapıya vurmasını ve kırmasını söyledim. Doğan çok güçlü ve iriydi. Sert bir tekme attı ama kapıyı oynatamadı bile. Sonra dur dedim. Birlikte vurduk. Kapı açıldıktan sonra biz de can telaşıyla dışarıya doğru koştuk. Tam dışarıya çıkıyorduk ki yukarıdaki kadını gördüm. Simsiyah giyinmiş, ellerini önünde birleştirmiş. Arkasında havada duran ve onu takip eden bir tavut vardı. Tavut da simsiyahtı. Tavut açıldı. İçinde kendimi gördüm ama anlam veremedim. Çünkü ben hayattaydım. Aniden uyandım. Hocanın evinde, odada kendime geldim. Gördüğüm rüyayı herkes görmüştü. Tam o an kardeşim beni aradı. Abi çok korkunç bir rüya gördüm. Ne olur kendine dikkat et dedi. Hoca bana bir ifritin musallat olduğunu, ölmeden veya öldürmeden kurtulamayacağımı söyledi. Ama nasıl olur da bu kadar dayandığımı ve direndiğimi merak ettiğini söyledi. Ben de bilmiyorum dedim. Daha sonra cin çıkarma ritüelimiz başladı. Cebinden bir defter çıkardı ve yüzüme karşı garip bir dilde dua etmeye başladı. Önündeki kaba su doldurdu ve taşları içine attı. Daha sonra parmağındaki yüzüğü de çıkarıp içine attı. Dualar etkisini göstermiş olacak ki suda varlıklar görmeye başladım. Sonra aklım yerinden çıkacak gibi oldu. İçimde korku yerine öfke vardı. Yumruğumu sıktım. Hocaya vurmak istiyordum. O an önümdeki bıçağı gördüm. Hoca benden önce davranıp başımı dizlerine eğdi ve bıçağı benden önce alıp "Allah'ım benim elimle değil senin elinle" dedi ve bıçağın tersini belimden boynuma kadar çekti. Tam o anda derin bir nefes aldım. Sanki üstümdeki bütün yüklerimden o anda kurtulmuştum. Hocanın elini öptüm ve dua ettim. Para teklif ettim ama kabul etmedi. Borcumuz Allah'a can borcudur. Yardımın karşılığı hatır bilmektir dedi ve tekrar elini öptüm. Sonra biz artık kalkalım dedik. Gitmeyin, sabah gidersiniz dedi. Ama çocuklar da gitmek isteyince kalktık ve yola koyulduk. Hava çok karanlıktı ama içim çok rahattı. Birbirimizin ellerini tutarak Karabük merkeze doğru indik. Yurda ulaştıktan sonra hemen uyudum. Sabah uyandığımda çok mutluydum. Eren'e olan biteni anlattım. Şimdi klinik psikolojide uzmanlığımı bitirdim. Askere gideceğim ve her ne kadar psikoloji doktoru da olsam yaşadıklarımdan sonra her olayda acaba böyle bir sıkıntısı mı var diye düşünüyorum. Allah herkese yardım etsin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bir çarşamba gecesiydi. Anneannem guatr hastası olduğu için kış aylarında dayımlardan ve bizde kalırdı. Çoğu anneanne gibi namazında niyazında bir kadındı. O günlerde bizde kalıyordu. Eskiden de cin musallat olan insanlara yardım ederdi. Ben de bu konuları sevdiğim ve biraz da anneannemin dindarlığına güvendiğim için ona yaşadığı olayları anlattırıp güler geçerdim. Bir benim başıma gelmedi şöyle olaylar diye düşünürdüm. O gece anneannemi bayağı bir konuşturdum, dinledim. Bir sürü ibret verici hikaye anlattı. İbret aldım ama bir yandan da cenabet olmanın verdiği rahatsızlıkla korkuyordum. Gece bir sularında bir anda kapı çaldı. Gelen üst kattaki komşu Ayşe teyze ve kızı Beyza'ydı. Kapıyı ben açtım. Kız annesine sarılmış ağlıyordu. Gözünü açmak istemiyordu. Ayşe teyzenin eşi de geceleri çalıştığı için evde yoktu. Aile dostu olduğumuz için bize gelmişlerdi. Ayşe teyze anneler evde mi diye sordu. Yoklar, anneannem var, ne oldu dedim. İçeriye geçeyim, anlatırım dedi. İçeriye geçip oturdular. Beyza hala ağlıyordu. Bir yandan anne gitsinler, anne gitsinler diye bağırıyordu. Ben şok olmuştum. Bir süre Beyza'nın sakinleşmesini bekledik. Annesi kızını sakinleştirdi. Anneannem de aynı zamanda Kur'an'dan bir iki ayet okumaya başladı. Beyza sakinleştikten sonra Ayşe teyze anlatmaya başladı. Kızı mutfakta su içerken iki tane cüce insan görmüş. Balkondan atlayıp kaçmışlar. Sonra kız haliyle çok korkmuş. Ağlayarak hemen annesinin yanına gitmiş. Onlar da bizim yanımıza inmişler. Ayşe teyze bunları anlatırken ben de küçük kızdır, hayal görmüştür, başka bir şey görmüştür falan deyip onları sakinleştirmeye çalışıyordum. Bunları söyledim. Ayşe teyze olabilir, doğrudur falan dedi. Annemler de bir yere misafirliğe gitmişlerdi. Evde yoklardı. Onlar gelsin konuşalım dedik. Anneannem anlatmaya başladı. Küçük çocuklara arada görünürler. Onların kalp gözü açıktır falan diye söylemeye başladı. O anda kapı çaldı. Annemler gelmişti dedim. Gittim kapıyı açtım. Bir de ne göreyim. Kapının önünde kimse yoktu. Apartmanın ışığı yanıyordu ve ayakkabıların hepsi dağıtılmıştı. Çok korkmuştum. Ayetel Kürsi, Felak, Nas, ne biliyorsam okumaya başladım. Ayakkabıları hızlı hızlı topladım ve hemen içeriye koştum. Anneanne böyle böyle oldu, ne yapacağız dedim. Okumaya devam et dedi. Çok korkmuştum. Öyle böyle değil. 2 dakika sonra tekrar kapı çaldı. Çok korktuğum için korkarak gittim kapıya. Anneannem okumaya devam etti. Hiç bırakmadan giderken bütün odaların ışıklarını açtım. Yavaşça kapıyı açtım. Kalbim çok hızlı çarpmaya başlamıştı. Acaba ne görecektim diye düşündüm. Korkumu yenmeye çalıştım. Ayetel Kürsi'yi okumaya devam ettim. Aynı zamanda elim ayağım titriyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. İçeridekiler de meraklı gözlerle beni bekliyorlardı. Bu kez gelen annemlerdi. Bir an elim ayağım boşaldı. Rahatlamıştım. Hoş geldiniz anne. Gelin içeriye dedim. Ayşe teyzeler de burada dedim. Ayşe teyzelere hoş geldiniz deyip ne oldu hayırdır diye konuşmaya başladılar. Biz de olanları anlattık. Babam da namazında niyazında insan olduğu için böyle şeylerden korkmaz. Bir şey olmaz dedi. Geçiştirdi. Bu arada Beyza da bayağı sakinleşmişti. Ayşe teyze biz kalkalım artık dedi. O anda Beyza yine ağlamaya başladı. Anne oradalar, oradalar. Söyle gitsinler. Çok korkuyorum. Anne gitsinler diye bağırıp annesine sarıldı. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Hele ben çok korktum. Öyle böyle değil. Annesine sarılıp bağırırken bir yandan da eliyle perdenin arkasındaki saksıların orayı gösteriyordu. Oradalar diye bağırdı. Bacaklarıyla önünde bir şey varmış gibi tekmeler atmaya başladı. Gösterdiği yerlere baktım ama hiçbir şey yoktu. Kız öyle bağırıp ağlıyordu ki herkes çok şaşırdı. Sonra anneannem Kur'an'ı aldı. Yarım saat boyunca bir şeyler okudu. Kız da yarım saat boyunca annesine kapandı. Hiç etrafına bakmadı. Benimse çok pis çişim gelmişti. Ama tuvalete gitmeye bile korkuyordum. Beyza biraz sakinleştikten sonra gece 3 gibi kalktılar. Eve gittiler. Anneanneme görünmüşler midir diye sordum. O da görünmüşlerdir ama bir şey olmaz dedi. Bize bir şey yaparlar mı anneanne dedim. Bir şey olmaz. Ayetel Kürsi oku dedi. Çok korkuyordum. Fakat daha fazla dayanamadım. Ben de tuvalete gittim. Tuvaletimi yaptıktan sonra koşa koşa anneannemin yanına geri döndüm. Kendimi onun yanında güvende hissediyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Mutfağa, tuvalete gitmedim. Yarın ilk işim abdest almak olacaktı. O geceyi öyle geçirdik. Ertesi gün oldu. Annem Ayşe teyzelerden geldi. Ne olmuş dedim. Eve gittikten sonra bir daha görmüş kız dedi. Bir hocaya gideceklermiş. Nuska falan yazacakmış. Bir şeyler anlattı. O kadar korkmama rağmen kızın nasıl bir şey gördüğünü merak ediyordum. Akşamüstü mahallenin çocukları mahalleye çıkıp top oynardı. Biz de arkadaşlarla kapının önünde oturuyorduk. Eve girerken tesadüfen Beyza da benimle birlikte apartmana girdi. "Naber Beyza?" dedi. Salak salak güldü. "İyiyim Mustafa abi." dedi. Nasıl bir şey gördüğünü sorsam mı sormasam mı diye tereddüt ettim. Kızın psikolojisi zaten bozuktu. Hepten gitmiş diye sormak istemedim. Ama dayanamadım ve sordum. "Beyza, nasıl bir şey gördün sen?" dedim. Yüzü değişti kızın bir anda. "Korkma, bir şey olmaz. Ben varım yanında." dedim. "Eve kadar çıkarız beraber." Birkaç dakika sustu. Sonra gözleri doldu. Anlatmaya başladı. Böyle cüce gibi insanlardı. Ağızları burunları yoktu. Etrafta koşuşturuyorlardı. Duvarlardan falan geçiyorlardı. Hep beni rahatsız ediyorlardı. Bir şey daha merak ediyorum. Bizdeyken, durup dururken olduğun yeri tekmelemeye başladın. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Bacaklarımın arasında dolanıp bacaklarımı çekiyorlardı dedi. Ben de çok korktum. Fakat o an bir şey belli etmedim. Onu sakinleştirmek için istediğin zaman bize gelebilirsin. Anneannem biliyorsun. Bizi ve seni korur deyip onu sakinleştirdim. Daha sonra Beyza'nın bir hocaya gittiğini öğrendim. Annesi annemle konuşurken anlatıyordu. Şu an öyle şeyler yaşamıyormuş. Umarım bir daha yaşamaz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Büyüklerimiz bize sık sık hikayeler anlatır. Özellikle sözlü anlatım. Kültürümüzde çok yaygındır. Tabii eskiden daha fazlaydı bu durum. Elektriğin gittiği gecelerde kuzenler, amcalar, abiler ve kardeşler. Mum ışığında korkunç hikayeler dinlemiş insanlar inanın ki çok şanslıdır. Büyükler adeta eteklerindeki en korkunç hikayeleri dökerler. Bir korkutma yarışına başlarlar ansızın. En inandırıcı olan ve en sağlam hikayesi olan daha çok zihinlere işler kendini. Büyük bir kısmımız bu hikayelerin uydurma, abartı, hatta yalan olduğunu biliriz. Fakat yine de aynı kanı taşıdığımız insanlarla adeta ortak bir bilinç ya da sürü psikolojisini oluşturduğumuz bu ambiyansta her şey gerçek olur. Korkular tavan yapar. Mumun aydınlatmadığı karanlıklarda inci top oynar. Tuvalete bile tek gidemezsiniz. Ama ilginçtir ki bu bize zevk ve haz verir. Korku gerçekten bağımlılık yapabiliyor. Bu korku yaş aralığına göre artar ya da azalır. Ben geniş bir aileye mensubum. Evimizde misafir hiç eksik olmaz. Baba tarafı Doğu Anadolu, anne tarafı ise Güneydoğu Anadolu'dur. Siz düşünün artık herkesin en az 4 çocuğu var. Neyse, aile seceresini anlatmayacağım şimdi. Olaya geçiyorum. Yine bir gün ev kalabalık. Kuzenlerim, amcalarım 12 kişi kadar varız. Herkes bir köşede kimi televizyon izliyor, kimi telefonda bakıyordu. Derken elektrik gitti. İşte size başta bahsettiğim gibi o ortamın oluşması için ilk işaret gerçekleşti. Sonra telefon flaşları yandı. Yıl 2012. Mum pek revaçta değil tabii. O gece adeta aile kültürümüz haline gelen o güzel sohbet başladı. Ben 18 yaşıma yeni girmiştim ve artık benim de anlatacak korku hikayelerim vardı. Herkes bir şeyler anlatıyordu. Yok efendim, halay çeken kedi, şeytan düğünleri, altın olan soğan kabukları, cemaati, cin olan imam vesaire. Babam biraz uzakta, çekyatta, hemen bizi dinliyor, hem de uzanıyordu. Dedem ise tam karşısındaki çekyatta çoktan uyuyakalmıştı. Arada bizim sesimiz yükselince yerinde kıpırdıyordu. Birkaç saat su gibi akıp geçti. Küçük kuzenler uyumaya gittiler. Kadınlar da diğer odalara geçtiler. Hikayeler tabii doğal olarak daha da karanlıklaşmaya başladı. Babam bir ara başını kaldırdı. Bunlar saçma sapan hikayeler. Siz gerçek hikayeler duymamışsınız dedi kısık bir ses tonuyla. Oo abi, sende sağlam hikayeler vardır şimdi. Gel anlat haydi dedi en küçük amcam heyecanlı bir sesle. Babam naz yapmadan asla gelmezdi ama onun da canı sıkılıyordu. Bu saatlerde gündemin son haberlerini izleyip dedemle saçma sapan gündem değerlendirmesi yapıp uyurdu. Kalkıp yanımıza geldi. Asıl hikaye babamda deyip dedemi gösterdi. Şu pençe meselesi dedi halamın oğlu. Hacı babam olayı tamamen anlatmadı ki dedi küçük amcam. Ben köyün yaşlılarından birkaç kez dinledim. Bir defa da annemle eskilerden konuşurken biraz anlatmıştı. Ufak bebektim ama biraz da olsa hatırlıyordum diyordu babam bizlere bakarak. Dedemin gençken başından bir olay geçtiğini az çok biliyordum. Kolunda kocaman çizikler olduğunu görmüştüm. Kimine biçer döver yaptı, kimine de tırmık yaptı, kimine de askerde oldu demişti ama asıl olayı kimseye tam olarak anlatmamıştı. O zaman dedem anlatsın da doğrusunu öğrenelim dedim. heyecanlı bir halde. Amcam baksana horluyor, top patlasa uyanmaz. Babam o vakit ben anlatayım dedi. O an pür dikkat herkes babamın anlatmasını beklemeye başladık. Babam askerliğini bitirmiş. Bir genç delikanlıyken bir işin ucunu tutamayınca çoban olmuş. Pek de çelimsizmiş diyerek dedeme doğru baktı. Ben şaşırdım. Dedem çok çalışkan ve iri yapılı bir adam. Hem de PTT'de yıllarca memurluk yapmış. Köyün en tahsilli adamıymış. Babam neden öyle söylüyordu? Şaşkınlığım kısa sürdü. Babam yem atmıştı dedeme. Bir anda çekyattan diklendi dedem. Kimmiş o çelimsiz? Söyle bana. Babam sırıtarak, baba gel sen anlat. Yoksa daha neler söylerim dedi. Gülüşmeler oldu. Dedem çekyattan kalkıp yanımıza geldi. Dedem diğer yaşlılara pek benzemez. Gençlerle iyi anlaşırdı. Zeki, kurnaz ve cana yakın bir adamdı. Yıllarca hikayesini sakladı ama bu gece sakladığı hikayesini gün yüzüne çıkartacaktı. Peki o zaman beni can kulağıyla dinleyin bakalım dedesinin mahsulleri diyordu dedem. Dedemin ağzı biraz bozuktur. Argo kelimeler kullanır ama ben sansürlü anlatacağım. Askerden yeni dönmüştüm. Yıl 1949. Tam 2,5 yıl askerlik yapmıştım. Gencim. Damarımdaki kan kaynıyor. Babanın dediği gibi çelimsiz biri değildim. Tam 90 kiloydum. Vurduğum kişi yerden kalkamazdı. Hiç korkmazdım. Her kavganın, her gürültünün altından ben çıkardım. Köylü beni severdi ama yaptıklarımdan benden bezmişlerdi. Dedem anlatmaya devam ediyordu. Kulağımız ve gözümüz dedemdeydi. Tahsilim vardı. İşim de hazırdı ama bir sürü hayvanımız olduğu için evin en büyüğü bendi. Kardeşim hayvanlara bakacaktı normalde. Öyle anlaştık. O aile işlerini yürütecek, ben de tahsil yapacaktım ama zatürreye yakalandı. Bir sene süründü rahmetli. Ben de o iyileşene kadar hayvanların başında durmaya karar verdim. 4 tane çobanımız vardı. İkisini işten çıkardım. Çünkü pek kazanç yoktu o yıl. Ben koyunları yaylaya çıkartıyordum. Diğer 2 çoban da koyunları günlük otluğa götürüp tekrar ağıla getiriyordu. Ben ise 2 gün hatta 3 gün yaylada kalıyordum. Hava güzeldi. Daha rüzgarlar inmemişti yaylaya. Benim gibi çobanlar vardı ama en az 3 kişi gezerlerdi. Ben 50 hayvanla tek başıma uğraşıyordum. Korkusuz birisiydim. Ha bu arada 3 tane malaklım, 4 tane de kırma kangalım vardı. Sürüyü gözleri gibi korurlardı. Diğer çobanlar 2 kişi bile kalmaya korkarlardı. Eşkıyalar vardı, kurt vardı ve enik tepesinde şeytansı varlıklar vardı diyordu. Ve bir anda işte şimdi hikaye başlıyor dedim içimden. Köylü dedikodusu, cahillik derdim. Çünkü okumuş tahsilli adamı hiç inanır mıyım öyle efsanelere diyordu ve bana doğru bakıyordu dedem. Gel zaman git zaman iyice tek yaşamaya alışmıştım. Hayvanları daha da yükseklere çıkarmaya başladım. Arada bir kız kardeşim gelip hayvanları sağardı ya da sağdığım sütleri ata yüklerdi. Normalde o mevsimde inekler pek süt vermezler ama ben gözüm gibi bakıyordum. Tüm köyün hayvanları daha semirdiler. Kışın yaklaşmasıyla çobanların çoğu köye indirdi hayvanları. En son benimle muhtarın çobanları kalmıştı. Onun 50-100 kadar hayvanı vardı. Babam bana 1/2 inmemi söylüyordu. Ben ise diğer çobanların boşalttığı otlaklara sürdüm hayvanlarımı. Bir otlaktan diğerine gidiyordum. Akşam olunca yakındaki diğer köylere ait ahırlarda kalıyordum. Yüksek tepelere kar yağdığı günün ertesinde yola çıktım. Bayağı yukarı çıktığımın farkına vardım. Amacım alttaki ahıra yerleşip köye bir sonraki gün geçmekti. Yola çıktım. O gün havanın nahoş olduğu sert rüzgardan, bulutlardan ve havanın sıcaklığından belliydi. Kendi kendime aptal kafam. Keşke zamanında hayvanları indirseydim demiştim. Hayvanlara yağmur ya da kar değerse aşağı inene kadar hastalanır. Ben de onca ayın emeğini harap etmiş olurdum. Yol boyunca dualarla indim. Bir yandan da kendime kızıyorum. Adım zaten Deli Çavuş'a çıktı. Herkes korkusuzluğumu anlatır olmuştu. Meğer kendimi korkusuz, zeki sanarken tam bir kuş beyinliymişim. Çünkü hava birden patladı. Son ahıra 15 dakika yol kalmıştı. Hızla yürümeye başladım. Yolda mantar toplamadan döner birkaç köylüye rastladım. Bana alt ahırın üstüne bir gün önceki rüzgarda kavak ağacının ahırının üzerine devrilip ahırın yıkıldığını söylediler. O an başıma kaynar sular döküldü ve köye ulaşmama 2 saat kadar yol kalmıştı. Gündüz ile gecenin dans etmeye başladığı vakitlere denk gelmişti. Güneş yavaştan yüzünü benden kaçırıyordu. Hava kararmıştı. Önemli bir karar vermem gerekiyordu. Hayvanları bırakıp koşarak alt ahıra indim. Bir de kendi gözümle göreyim. Belki bunlar yanlış görmüştür diye düşündüm. Baktım ve korktuğum şey gerçekleşmişti. Ahır tamamen çökmüş, içeriye girilecek yer kalmamıştı. Ben 50 hayvanı nereye koyacağım diye düşünürken hızlı bir şekilde karar vermem gerekiyordu. Muhtarın küçük ahırı 20 kadar hayvan alırdı. Sürüyü 2'ye böldüm. Yarısını ve 4 köpeği alıp yarım saatlik yola koyuldum. Hayvanları ahıra yerleştirdim. Zor da olsa ahıra sığmayı başardılar. Yağmurda ıslanmaktan kurtuldukları için şanslılardı. Biraz saman ve yalaklarına su koydum. Köpekleri de kapıya bağladım. Tekrar koşa koşa diğer sürüye yetiştim. Aklıma bir fikir gelmişti. Enik tepesi yakındı. Orada bir Ermeni yapısı vardı. Eski bir kiliseydi. Ermeniler savaşta orayı karakol silah deposu olarak kullanmıştı. 10 dakika içinde kiliseye ulaştım. Sadece tepesinde bir adam genişliği kadar açıklık vardı. Ama kubbe olduğu için suyun içeri girmesine izin vermiyordu. Fırtına tam şiddetlenmemişken hayvanları içeriye aldı. İçerisi çok sevimsiz ve korkutucu görünüyordu. İçimde az da olsa ürpertiler baş göstermeye başladı. Köpeklere ne yaparsam yapayım içeride durmalarını sağlayamadım. Hatta zorla da içeri sokmaya çalıştım ama köpekler bana hırlamaya başladı. Çok şaşırdım. Oysa ki hiç böyle yapmazlardı. İyi madem, çok istiyorsanız fırtınada uyuyun dedim. Dışarıda taş bir sulak vardı. Üstü kapalıydı. Hemen dibinde ise eski bir çeşme vardı. Köpekleri bu sulağa bağladım ve içeri temkinli bir hareketle girdim. Sağıma soluma baktım. Yer dardı ama yine de bana ateş yakacak kadar bir alan vardı. İçim istemeyerek de olsa bir korku sardı. Çünkü buralarla ilgili çok fazla hikaye duymuştum. Küçüklüğümden beri bu hikayeleri duyardım. Gece buradan gelenler, ürkütücü sesler, kaybolan insanlar, tuhaf görünümlü yaratıklar gördüklerini söylerlerdi. Köylüler pek buralara uğramazlar. Bu garip hikayeler yüzünden. Ben ise deli çavuşum, burada kalırım. İşin şakası bir yana cesaret falan kalmadı. Hayvanlar zaten huzursuz. Köpeklerin hareketleri beni yeterince ürpertti ama ben okumuş adamdım. Böyle masallara inanmamalıydım. Gel gör ki ensemdeki tüyler bile diken diken olmuştu. Ateş yakınca biraz da olsa cesaretim geldi. Ateş sanki beni koruyordu. Hava tam kararmıştı. Çantamda her zaman en az bir adet kitap taşırdım. Kitabımı çantamdan usulca çıkardım ve okumaya koyuldum. Sonra azığındaki yiyecekleri çıkardım. Bir parçada kızarmış et vardı. Eti ısıtmak için ateşin üzerine koydum. Karnımı güzelce doyurup sonrasında güzel bir çay demleyip afiyetle içer, güzel bir uyku çekip sabah erkenden köye inerdim. Planımı mutlu bir halde yaptım. Güzelce dualarımı okudum ve çantamı başımın altına koyup gözlerimi kapadım. Evlenip çoluk çocuğa karışacağım günü ve mutlu bir yaşam sürmeyi hayal ettim. Bir an köpekler havlamaya başladı. Ama nasıl havlıyorlar? Belki hayvanlar için kurt gelmiştir dedi. Ufak bir delikten dışarıya baktım. Fırtınadan göz gözü görmüyordu. Tavandan az da olsa biraz su sızıntısı geliyordu ama rüzgar olduğu için içeriye çok girmiyordu. Köpeklerin havlama sesi kesildi. Kulağıma bir an zincir sesleri geldi ama sonradan o ses de kesildi. Daha yükseğe çıkıp büyük pencereden bakmalıydım. Tahta ile kapatılmış pencereden dışarıya baktım. Az da olsa dışarısı gözüküyordu. Eski çeşmeye baktım. Köpekler yerinde yoktu. Zincirler ortadan kopmuştu. Bismillah dedim. Kapının önüne ne bulduysam yığdım. Kurt mu boğdu? Ayı mı saldırdı? Yoksa insan mı yaptı? Anlayamadım. Kurt boğsa seslerini duyardım. Hem de bu kadar kısa sürmezdi. Ayı, üç kangalı neden nasıl boğulsa? Olsa kötü niyetli insanlardır diye düşündüm. Korkusuzluğunu kaybetmek üzereydi. Hiç kıpırdamadan etrafı dinlemeye başladım. Hiç ses yoktu. Aradan bir saat geçti. Gaz lambası da düşüp kırılınca sadece bir ateşim kalmıştı. O da pek aydınlatmıyordu etrafı. Havada mağlup kapalı. Ay doğmuş olsaydı az da olsa ışık olurdu. Etraf zifiri karanlık. Bir anda güm diye bir ses geldi. Yerimden hopladım. Hayvanlar tepinmeye başladı. Sonra bir güm sesi daha geldi kulağım. Bu defa tam tavandan geldi ve sonra tavandaki delikten içeriye bir gölge tam ateşin diğer ucuna indi. Yüreğim aynı bir insanın elinde çırpınan serçenin yüreği gibi atıyordu. Kıpırdamak istedim ama yapamadım. Kapının önüne bir sürü şey yığmıştım. Yolum kapalıydı. Artık kaçamazdım. Bu tavandan inen şey neydi öyle? Bir göz yanılması mıydı? Ama yok. Hareket etti. Karşımdaki silüeti belli oluyordu. Dedem hikayeyi anlatırken herkesin hayretler içinde kaldığını gördüm. Hikaye gittikçe ilginç bir hal almaya başladı. Ağzımız açık dinliyordu. Bu hikaye bizim anlattığımız diğer hikayeler gibi değildi. Birebir yaşayan biri anlatıyordu. Herkesin kafasında tek soru işareti vardı. İçeri giren neydi? Dedemin ses şiddeti biraz azaldı. Olayı anlatırken anıları canlanmış olmalıydı. Tüm bedeniyle o günü hissediyordu. Dedem anlatmaya devam etti. Çok karanlıktı. Ateşin önünde ayakta duruyordu. Sarı gözleri dışında. Eli kolu pek belli olmuyordu. Sarı gözleri bir insanınkinden çok daha büyüktü. Zaten hangi insan 3 metrelik kubbeden yere yay gibi iner ki? Gözlerinin hizasından anladığım kadarıyla boyu 2 ya da 2,5 metre vardı. Belki de daha uzundu. Biraz beni incelediğini seziyordu. O da beni tam görüyor olmalı diye aklımdan geçirdim. Ama bakışları çok netti. Oturduğunu anladım. Tam karşımda oturuyordu. Ben donup bir haldeyken kafasının döndüğünü gördüm. Dönüp hayvanları süzdü. Sonra ateşte ısınan ete baktı. Elini ete uzatıp bir parça aldı. Ben hala insan olmasını umuyordum. Dağlarda yaşayan dev bir insan ama elini ete uzatırken kolu ve başı biraz belli oldu. Tamamen kılla kaplıydı. Kafası bir ayıyı anımsatıyordu ama insana da benziyordu. Kalkıp savaşamazdım. Ne olduğunu bilmediğim bu canavarla. Çok iri yapılıydı. 3 erkek kangalı saniyeler içerisinde ortadan kaldırmıştı. Eti ısırıp yediğini gördüm ama gözü hala bendeydi. Arada homurdanıyordu. Kedi mırıldanmasına benzer sesler çıkartıyordu. Bir şeyler yapmalıydım. Çünkü tam karşımdan kalkıp biraz daha bana yaklaştı. Yaklaştıkça vücudu biraz daha belli oluyordu. Kocaman vücudu tamamen kılla kaplıydı. İçimden bir ses iyi niyetli olmadığını söylüyordu. Dedem anlattıkça korkum giderek artıyordu. Dedemin yerinde olmak asla istemezdim. Herkesin korktuğunu hissedebiliyordum. Dedem bir yudum su içerek devam etti. Hayvanlar öyle tepiniyordu ki tekrar sinirli bir şekilde hayvanlara dönerek kurt ulumasından kalın ve kısa bir ulumayla bağırdı. Hayvanlar hemen sustu. Çıt bile çıkarmadılar. Ben bile ilk kez duyduğum bu ürkünç ses karşısında tüm umudumu kaybettim. Teslim olmaya hazırdım. Biraz daha beni süzdü. Bir şeyler ima eder gibiydi ama anlayamadım. Sonra dişlerini gösterdi bana. Yüzüme bakarak hırladı. Nefes bile almadan dedemi dinliyorduk. Yıllarca saklı kalan bu hikaye çok garip bir hal almıştı. Kafamda bir yere oturtamıyordum o canavarı. Babamın bile gözlerinde o şaşkınlığı okuyordum. Etin son dilimini de aldı ateşin üzerinden. Yemeye başladı. Ben biraz kendime gelir gibi oldum. Kafamdaki kara bulutlar biraz aralandı. Bir lamba yandı beynimde. Gözlerimle gaz yağını aradım. Gaz yağı bidonu 1 metre kadar sağımda olduğunu fark ettim. Kapağı açıktı, biliyordum. Dışarıda fırtına ağaçları binaya vururken ses çıkartıyordu. Önce bir gıcırdama, ardından rüzgarda salınan ağaç kilisenin ön cephesine sertçe vurdu. Yavaşça bekledim. Önce gıcırdama, sonrasında ise pat diye ses geliyordu. 4 saniye aralıklarla ağaç pencereye vuruyordu. Bir sonraki gıcırdamada ağacın pencereye vurmasını bekledik. Pat sesiyle birlikte Gazze kutusunu devirdi. Tam zamanında canavar anlamadı ne olduğunu. Gaz yağı yavaş yavaş ilerleyerek canavarın olduğu yere doğru akmaya başladı. Gaz yağı doğruca usulca aktı. O ise burnu ile havayı koklar gibi sesler çıkartıyordu. Üzerine gelen ıslaklığı hissetti. Hemen ayağa kalktı. Ben de küçük bir ağaç parçasının ucunu çoktan ateşe koymuştum. Eğildi. Ellerinin üzerinde yürüyerek bana doğru geliyordu. Ben de son umut birkaç dua okudum sesli sesli. Beni havaya kaldırdı. 90 kiloluk adamı bir anda kuş gibi havaya kaldırdı. Eliyle omzumu komple kavradı. Yüzü hala tam görünmüyordu. Nefes alışverişi bir traktör motoru gibi sesliydi. Bana zarar vereceğini anladım. Ama onun bilmediği şeyler vardı. Sakladığım ağaç parçası hala yanıyordu. Her şey çok ani oldu. Ağacı sırtına bastırmamla kılları ateş attı. Beni yere fırlattı. Başladı kendini sağa sola vurmaya. Gazi'ye de tutuşunca bu ne yapacağını şaşırdı. Ben ayağa kalktım. Bana doğru hiddetle saldırdı. Eliyle koluma sertçe vurdu. Dedemin kolunu sıyırdı. Ameliyat yarası gibi ciddi deforme olmuştu. Birbirine paralel 4 pençe izi. Olayı adeta yaşıyor gibiydik. Karanlık ve pençe izleri, inanın ambiyans o kadar etkiliydi ki. Etrafımda dedem dışında sanki kimse yok gibiydi. Dedem kolunu örtüp anlatmaya devam etti. Yaratık bayağı tutuştu. Sıçrayıp kendini dışarıya atmaya çalıştı. İlkinde tutturamadı. Acı içinde çığlık atıyordu. Yıllarca o çığlıkları rüyalarımda gördüm. Sonra kendini zorlukla da olsa dışarıya atmayı başardı. Kolumu hemen bir bezle sardım. Ben de kendimi dışarıya attım. Hayvanlar umurumda değildi. Kendi canımın peşine düşmüştüm. Sabah güneşi yüzünü gösterirken köye ulaşabildim. Kimseye bir şey demeden köyden birkaç arkadaşımı topladım. Kan kaybetmiştim ama öfkem ve merakım daha ağır basıyordu. Gençlere olanları anlattım. Hepsi küçüklüğümden beri arkadaşımdı. Bana inandılar. Çünkü benim kolay kolay korkmayacağımı ve yalan söylemeyeceğimi bilirlerdi. 7 kişi hazırlandık. Tüfek, sopa, bıçak, yani aklınıza ne gelirse aldık yanımıza. Kiliseye 1 saate yakın bir sürede at sürdük. Taze karın üzerinde canavarın izlerini aradık. Sezgin bizi çağırdı. Yanına gittik. Bir şey karda bayağı cebellenmiş ve karartı vardı. Muhtemelen kendini söndürmeye çalışmıştı. İzleri takip ettik. Tepeden aşağıya doğru gidiyordu. Bazen sürünmüş, bazen 2-3 metre yürümüştü. Arkadaşlarım da ayak ve el izlerinin boyutunu görünce iyiden iyiye korkmuşlardı. Bir yandan da merak ediyorlardı. Bayağı bir iz sürdük. Kayalık bir alana kadar ulaştık. İzler daha tazeleşiyordu. Kayalık alana yavaşça girdik. Koca kayaların ortasında bir kuyu gördük. Kuyuya tüfekle yaklaştım. Mağara girişiydi. İçeriye eğilince hayatımın 2. şokunu yaşadım. Yaktığım canavar başka bir canavarın kollarında ölmek üzereydi ve etrafında irili ufaklı ona yakın canavarlar bağırıp ağlar gibi sesler çıkartıyorlardı. Orada bulunan herkes bu olaya şahit oldu. Onlarla mücadele etme şansımız yoktu. 7 kişinin onlardan bir tanesine bile gücü yetmezdi. Hele o gece yaşadıklarımdan sonra etrafta büyükçe kayalar vardı. Ağrı'nın tepe girişi normal zeminden biraz aşağıdaydı. Hemen gözüme yuvarlanması kolay ve deliği kapatacak bir kaya kestirdim. El işaretiyle arkadaşlarıma kayayı gösterdim. Hepsinin korkudan rengi atmıştı. Sessizce kayayı yerinden oynatıp deliğe doğru yuvarlamaya başladık. Kaya hızlıca deliğe oturdu ve 3 metrelik mağara ağzından girip tam son noktada durdu. Taşı iyi seçememiştik. Akabinde yaratıklar çığlık atmaya başladılar. Yaklaşık 5 metrelik zeminden delikten kayayı zıplayarak vuruyorlardı. Darbeler çok sertti. Zemini sallıyordu. Taş buna fazla dayanamazdı. Tekrar bir tane daha kaya bulmalıydık ve bulduk da. Bu kaya daha büyüktü. Onu da deliğe yuvarladık. O kaya da ağzı tam kapatmadı ama çıkmalarını engelleyecek büyüklükteydi. İki taş arası 1,5 metre boşluk kalmıştı. Hamid, boşluğu odunla doldurup yakalım dedi. Sonra boşluğu kapatır, içeriği dumana boğarız dedi. Hemen kıyıda köşede ağaç, odun, kutu, bez ne varsa kabasa doldurduktan sonra atın üstündeki 5 litre gaz yağını da delikten döktük. Bunlar hala tavana vuruyordu. Sonra çakmağa çaktım ve taşların arasındaki enkazı tutuşturdu. Sonra açıklığı kapattık. Duman çok az dışarıya çıkıyordu ama altta hala ateş yanma sesi vardı. Tüm duman o mağaraya doldu. Birkaç saat orada durduk. Onların çığlıklarını, bağırışlarını dinledik. Sonra sesler güçsüzleşti. En sonunda da tamamen kesindi. Kimsenin gelişen olaylarla ilgili en ufak bir fikri yoktu. Oradakiler neydi, ne oldu? O gün 7 kişi yemin ettik. Hayatta birimiz kalana dek kimseye bu hikayeyi anlatmayacaktık. Hepimiz mağarayı kapatan taşa kendi baş harflerimizi yazıp yemin ettik. En son yaşayan bir ben kaldım. 6'sı da Hakk'ın rahmetine kavuştu dedi. Hikaye ben dahil herkesi çok sarmıştı. Elektrikler geleli yaklaşık 1 saat olmuştu. Televizyonun önündeki ışıktan belli oluyordu ama hikayeye öyle bir dalmıştık ki kimse kalkmamıştı yerinden. Herkes uyumaya giderken dedem kolumu şeker fabrikasında öğütücüye kaptırdım diyerek güldü. Hayal kırıklığına uğramıştım ama güzel bir gece olmuştu. O hikaye aklımın bir köşesinde durmuştur hep. Dedemin vefatının 2. senesi köyümüze akrabaların yanına gittim. Kuzenlerle dağ bayır dolaşıyorduk. Amcamın oğlu Sinan köyde doğup büyümüştü. Ona eski kiliseye beni götürür müsün dedim. Biraz uzak ama olur. Sabahtan gider piknik yaparız dedi. Sabah 3 kişi çıktık. Eğlenerek kiliseye vardık. Kilisenin yarısı tamamen çökmüştü ama dedemin bahsettiği çeşmeye benzer bir yapı vardı. Kuzenim ve arkadaşı çıplak kadın fotoğraflarına bakarken ben de merakıma yenik düşüp keşfe çıktım. Dedem aşağıya doğru gittik demişti. Şurası olmalı galiba diye düşündüm ve o tarafa doğru gitmeye başladım. Hikaye uydurma da olsa gençlik işte, macera ruhu, masalı yaşamak gibi. Etrafta kar varmışçasına dedemin arkadaşlarından biriymişim gibi iz aramaya koyuldum. Yarım saat falan yürüdüm. Her yer yeşillik ve taşsızdı. Sadece tepenin altında görünen bir yer dışında. Çok heyecanlanmıştım. Adeta kalbim yerinden çıkacaktı. Heyecandan tuvaletim gelmişti. Kayaların arasında ilerledim. Dedem ve arkadaşları acaba buradan mı geçmişti? Bayağı aradım ama pek elle tutulur bir şey yoktu. Bir taşın üzerine oturup soluklandım. Dedem geldi o an aklıma. Hüzünlendim. Öylece otururken bir şey dikkatimi çekti. Oturduğum taşta doğal olarak oluşmayacak semboller vardı. Biraz daha yakından inceledim. Çoğu silinip kaybolmuştu ama bir kısmı okunur vaziyetteydi. L harfi, M harfi. Evet, en net olanı D.Ç yani deli çavuş. Arkadaşlarıyla birlikte bu kayaya baş harflerini kazımışlar. Dedem de bunu güzel hikayesine eklemişti. Ama taşı incelemeye koyuldu. Toprağı yarım metre elim ile yeşeledim. Bir boşluk vardı ve taşın altını görebiliyordum. Kararmış ve isliydi. Dedemin hikayesi gerçek. Bu yerde 7 genç bir sır saklamıştı. O büyük sır dedemle birlikte toprağa gömülmüştü. Ama o sır artık bende ve artık sizler de biliyorsunuz.